geçmişteki, yakın geçmişteki. Devrimle kurduk biz bu cumhuriyeti. Bir Türkiye gemisi, bir Amerikan gemisi ama... Türk milletinin bahtı açıktır. Ben yere atar ve onu çiğnerim. Çiğniyorum burada. Bölgedeki bu yangın, Irak'taki bu... Türkiye'yi dilenenler değil, üretenler üretecek. Birleşen, üreten Türkiye'yi kuracağız. Söz veriyoruz. Değerli izleyenler, çıkış yolundan herkese iyi geceler diliyoruz. Seçim bitti ancak tartışmalar bitmedi. Süreç devam ediyor ama aynı zamanda Türkiye'nin öndeki yakıcı sorunlar ekonomi ve güvenlik. Bugün Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek konuğumuz. Evet. Çıkış yolundayız. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Şimdi Sayın İsmet Özçelik ile birlikte Sayın Perinçek'e sorularımızı soracağız. Dediğimiz gibi aslında Türkiye'nin önündeki yakıcı sorunlardan birisi ekonomi. Tabii birçok gelişme var. Ben moderatör hakkımda kullanarak Sayın Özçelik izin verirse ilk soruyu da ben sormuş olayım. Buyurun. Şimdi efendim öncelikle bir tespit yapmanızı aslında rica edeceğiz. Şimdi tabii birçok mesele var. Gıda enflasyonu %30'lara dayanmış durumda. Onun dışında YEP'te öngörülen, programda öngörülen birçok hedef tutmadı. İstihdam hedefi, enflasyon hedefi, büyüme hedefi baktığımız zaman ve İki gün sonra da Berat Albayrak'ın bir açıklaması olacak. Yeni bir reform paketi açıklayacak. Ekonomide reform paketi. Tabii birçok bilgi var ama öncelikle isterseniz çözümden önce tespitleri tabii ele alalım. Türkiye'nin ekonomisine dair genel tespitlerden başlayabiliriz. Evet. Tabii Türkiye'nin bir cari açığı, döviz açığı var. O şimdi had safhada 470 milyar dolar Türkiye'nin dış borcu var. Bunun 177 milyar doları yakıcı önümüzdeki sene içinde ve önümüzdeki Nisan-Mayıs aylarında da ciddi dış borç ödeme yükümlülükleri var Türkiye'nin. Bunlar kapıya dayanmış durumda. Buna karşılık Türkiye'nin dış kaynaklardan o bir döviz elde etme şansı yok. Artık Amerika bundan musluğu açacak da o musluktan dolarlar akacak falan. O hem Amerika'nın artık o gücü kalmadı, Türkiye'nin de riskli, çok yüksek riskleri olan bir ülke olarak artık uluslararası piyasalarda değerlendiriliyor. Onun için dış kaynaklardan bu cari açığı Türkiye'nin kapatma şansı, yani ödeme açığını önümüzdeki döneme yakıcı borçlar değil, ödeme açığı da demeyelim de yakıcı borçları ödeme şansı yok. Ve rakamlar son derece ciddi. Merkez Bankası rezervlerine bakıyoruz. Merkez Bankası'nın net rezervi 17 milyar dolar 27 Mart tarihiyle, yani 10 gün önce. Tabloya bakıyoruz. 27 Mart'ta 16,9 17 milyar dolar diyelim. 17 milyar dolar bir rezervi var ve eriyor rezervler. Yani bir yıl öncesinden gelen tabloya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın net rezervi sürekli olarak eriyor. Efektif rezerv de diyebiliriz buna. Net rezerv de diyebiliriz. Bir de Türkiye'nin bütçe açığı belki de Türkiye tarihinde, yani ben karşılaştırma olarak bakmadım ama arkadaşlarımın bana verdiği, Ünsal Aysun'un, Hakan Top Kurulu'nun, ekonomi kurmaylarımızın verdikleri bilgiler, Yıldırım Koç arkadaşımızın genel başkan yardımcısı, dün Merkez Karar Kurulu'nda ve Merkez Yürütme Kurulu'nda da önceki gün çok önemli bizi bilgilendirdi. Onların verdiği bilgilere baktığımız zaman bu 17 milyar dolar rezervi kalmış, erimiş ama bütçe açığına baktığımız zaman geçen 2018 yılının Ocak Şubat'ında 210 milyon Türk lirasıymış bütçe açığı. Şimdi 11 milyar 684 milyon. Yani 11,7 milyar diyelim. 57 kat. Bakın 2 ayın bütçe açığı 1 yıl öncesiyle karşılaştırıldığı zaman 3 kat değil, 5 kat değil, 10 kat değil, 20 kat değil, 40 kat değil, 57 kat. Bilmiyorum Türkiye tarihinde böyle birdenbire bütçe açının 57 kat artması. Tabii bu da önümüzdeki dönemin ekonomik problemlerini ağırlaştırıyor. Neye bağlıyorsunuz efendim bu 57 kat şimdi artmasını? Yani yapılan bütçe yama tutmuyor. Yani açık olarak yapılmış. Tabii bir kısmı bunun bir seçim dolayısıyla devlet giderlerindeki artışlardır. Bir de seçim ekonomisinin
getirdiği artışlardır. Yani önceden diyelim öngörülmeyen seçim ekonomisiyle AK Parti yüklendi oyları kazanmak için. Ama bence bu esas olarak nedir? Türkiye'de hem bütçe açıkları hem de dış ödemeler açıkları sürekli büyüyor. Ve zaten bunların her ikisi de enflasyonu. Siz biraz evvel enflasyon rakamlarından bahsettiniz. Dolara talebi artırıyor döviz açıkları. Bütçe açıkları da tabii enflasyonu körükleyen çok önemli bir etken. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman Nisan, Mayıs, Haziran yani işte kriz derinleşiyor, şöyle oluyor, öyle olacak falan değil. Yani içine girdiğimiz süreçte ne yazık ki bir yandan ne yazık bir yandan da Türkiye'nin büyük çözümü gelmekte o bakımdan da. Zaten Türkiye buraya gelecekti. Yani burada yakınarak, hayıflanarak, vahvah ederek falan bir çözüm yok. Artık bu Turgut Özal'ın 1980'de kurduğu ve Tansu Çiller'in, Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğü ekonomi bitti. Yani bu dünya ekonomisiyle bütünleşme diye takdim edilmişti. Böyle cafcaflı, yaldızlı bir şekilde. Dünya ekonomisiyle bütünleşiyoruz. Çok çekici bir slogan Turgut Özal tarafından. Ama geldiğimiz noktada bu dünya ekonomisiyle bütünleşme denen ekonomi, ki halkın anlayacağı dille konuşalım, borçlanma ekonomisi. En güzel bu ekonomiyi tarif eden borçlanma ekonomisi. Yani sürekli olarak gümrükleri kaldırdığın için içerideki sanayiyi, küçük sanayiyi, tarım üretimini öldürdüğün, ağır darbeler vurduğu için sonuç itibariyle borçlanıyorsun ve vücudunu satarak o borçları ödemeye başlıyorsun. Ve ihracata odaklı diye tanımlanan bu ekonomi tamamen bir ithalat ekonomisine dönüşüyor. Çünkü ihraç etmek için dış piyasalarda rekabet etmemiz lazım. Kömürü dışarıdan alalım, daha ucuz. Efendim Kayseri'den vazgeçelim, Antep'ten, Bursa'dan, Denizli'den, bizim Konya'dan, Kayseri'den, bu sanayi kentlerimizden, Samsun'dan vazgeçelim. O küçük orta sanayimizin ürettiği malları da dışarıdan alalım ki büyük sanayi bu ara mallarını kullanarak dış piyasalarda rekabet etsin. Pamuğu dışarıdan alalım, ipliği ucuz pamukla yapalım ki ipliğimizi, efendim diğer tekstil ürünlerimizi dışarıya satalım. Yani dışarıya satalım humması sonuç itibariyle dışarıdan alma gerçekliğine dönüşüyor. Ve dışarıdan aldığın için de devamlı açıklar, dış ödeme açıkları büyüyor. O açıkları da nasıl kapatıyorsun? Borçlanarak kapatıyorsun veya fabrikalarını satarak, kamu iktisadi teşekküllerini satarak, Türkiye'nin topraklarını satarak, yani Türkiye'nin vücudunu satarak kapatmaya çalışıyorsun. Ama orada da bunun bir sınırı var. Oraya geldik. O sınır ne? Artık Türkiye'nin riskli bir ülke, ödeme kabiliyeti düşmüş. En çok faiz veren ülke zaten. Şimdi hem faizler çok yüksek Türkiye açısından. Tepeci faiz yani. Tabii. 7,5-8'lere doğru. Çok yüksek. Yani dünyada hiçbir başka ülkelerle kıyaslanmayacak. Çünkü Türkiye'nin ödeme gücü bitiyor. O bakımdan o dış kaynakların da bittiği bir yere geldik. Bakın Morgan falan bunun en son raporlarında bu tespit ediliyor. Ayrıca bir de bizim bir zaaf noktamız var. İstanbul Borsası. O İstanbul Borsası da işte dışarıdan gelen bonoydu, tahvildi falan filan, ona açık hale getirildi ve her türlü kontroller kaldırıldı. Aynı zamanda bu Türkiye ekonomisine operasyonlar yapma gibi çok ciddi bir tehlikeyi de gündeme getiriyor. Büyük kısmı yabancıların kontrolü evet, zaten. Tabii. Ve operasyonu açık. Evet. 50 milyar dolar civarında ve diyelim oradan da bir takım kıymetler çekildiği zaman bir tertip ve komplo durumlarında bunun da tabii Türkiye ekonomisine ciddi sorunlar getireceği ortada. Şimdi bakın bunlardan hiç korkacak bir şey yok. Zaten iflas edecekti bu ekonomi. Yani borçlanma yoluyla kalkınmak, ilerlemek falan filan, tabii dış kaynağa hayır demiyoruz ama yatırıma yöneltmek şartıyla. Yatırımlarda kullanıp üretim yaparsın ve o üretimle zaten borcunu ödersin. Ama bu şekilde borçlanıp onu da tüketimde harcamak, onun iflas edeceği bir yer vardı, oraya geldik. Bakın şimdi Türkiye ekonomisini şöyle tarif edebiliriz. Gaz pedalı yok, freni de yok. Yani şimdi gaz pedalı nedir? Daha fazla borçlanmak için gaza basarsın, o şans yok. Yani borç alamıyorsun.
veya frene basıp bu ekonomiyi bir yerde durdurmak isteyebilirsin. Frenin yok. Freni de patlamış. Freni patlamış. Gaz pedalı olmayan bir arabada AK Parti ekonomisi uçuruma doğru gidiyor. Ama AK Parti ekonomisi gidiyor. Borçlanma ekonomisi gidiyor. Turgut Özal'ın ekonomisi gidiyor. Türkiye gitmiyor. Türkiye yerinde duruyor. Tam tersine bu olayda bir takım acılar, sancılar yaşatacak ama bu olacaktı. Zaten olacaktı bu. Bir gün gelecek, olacaktı. İşte o gün geldi. Şimdi Türkiye ekonomisi ne olacak? Bir üretim devrimine geçeceğiz. Yani bu araba bitti. Freni olmayan, gazı olmayan bu araba bitti. Türkiye buradan bir üretim devrimiyle çıkacak. Aslında Türkiye'nin önünde bir devrim var. Açık söyleyelim. Sanayicilerle konuşuyorum. Türkiye'nin en büyük sanayicileri. Beni arıyorlar. Görüşmeler yapıyorum. İşte çiftçilerle, işçilerle. Zaten hep o üretici kurultaylarında Türkiye'nin neredeyse gitmedik, geri bırakmadık. İşte ordusundan, Trabzon'undan alınız. Arkası Adana'sından, Mersin'inden, Denizli'sinden, Honaz'ından, efendim Bursa'sı, İstanbul'u, İzmir'i, Torbalı'sı, Alanya'sı, Gazipaşa'sı senin, evet, sizin memleketiniz. Aşağı yukarı Manisa'sı, yani Türkiye'nin bütün önemli üretim merkezlerine son zamanlarda seyahatlerde bulunduk. Sanayicilerimizle de, çiftçilerimizle de, küçük esnaf zanaatkarımızla da görüşüyoruz. Her yerde söylenen şunu söylüyorlar, böyle gitmez, bitti bu iş diyorlar. Bu ekonomi bitti diyorlar ve ayrıca çok tabii ciddi bir durum var. İflaslar şey yapıyor, iflas peşe geliyor. İflas talepleri hukuk yargıdan ve arkası iflaslar geliyor. Onları durdurmaya falan çalıştılar, ertelediler ama artık ertelenmesi de mümkün değil. Bu durumda ne olacak? Dışarıdan ithal edemediği için ithalata bağımlı sanayide işten atmalar, fabrika kapısını kilitlemeler, ondan sonra bunlar ciddi olarak gündeme geliyor. Tabii bu aynı zamanda enflasyonu da olağanüstü körükleyen bir tablo. Dolara olan hücum önümüzdeki dönemde artacak ve doların fiyatında da önemli yükselişler olacağı gözüküyor. Buradan bize bu kötüleri falan fazla saymayalım. Yani bu kötü tabloyu zaten herkes onu sayıyor. Vatan Partisi'nin farkı şu. Buradan Türkiye mecburen ve kaçınılmaz olarak hem hayat bunu dayatıyor, o zaman da ne oluyor? Kaçınılmaz hale geliyor. Yani başka bir seçenek yok. Şöyle bir seçenek yok. Efendim Amerika'nın istediği talepleri Türkiye yerine getirecek de ya da Avrupa'nın istediği talepleri yerine getirecek de onların istediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin söylediği gibi onların istediği hukuki düzenleri kuracak. Kıbrıs'tan Türk ordusunu çekecek. Kürdistan'da özellik oluşturacak. Ermeni soykırımını kabul edecek. Onların istediği ekonomik sistem zaten uygulanıyor. Bu sefer onu daha gaddarca uygulamaya yönelecek. Öyle bir seçenek artık yok. Tek seçenek var. Yani demin söylediğim gibi, yani Amerika'nın Türkiye ekonomisini kurtarması, dünya finans merkezlerinin Türkiye ekonomisini kurtarması diye bir seçenek yok. Türkiye'nin önünde iki tane yol yok. Ha bir yol var. Yol değil o. Boğulmak, batmak. Ama boğulmak bir seçenek değil. Çünkü Türkiye'nin boğulmayacağını biliyoruz. O yüzden Türkiye'nin de bir tane seçenek var. Türkiye bir üretim devrimi eşiğindedir ve üretim devrimine gidiyor. Ha, bu konuştuğumuz sanayiciler, o büyük iş adamları falan hepsi buradan Türkiye'nin devrim diye vasıflandırılabilecek, nitelenebilecek kararlı, köklü çözümlerle çıkmaktan başka çözümü olmadığını söylüyorlar. Ha, işçi falan kesiminin öncüleri de bunu görüyor ama onlar daha çok ekmek teknesini kurtarmak, evine ekmek götürmek falan gibi günlük taleplerin içindeler. Ama daha böyle ekonomiyi toptan, mecmu ekonomi olarak gören, yukarıdan bakan kesimler, uzmanlar vesaire de tabii. Bunların hepsi şunu görüyor, önümüzde devrimci kararlar olmak zorunda. Ona uygun hükümetleri Türkiye'nin başına getirmesi kaçınılmaz. Efendim, öyle diyorsunuz ama şu anda yine mesela çarşamba günü hükümet bir yeni paket açıklayacak. Evet. Ve paketi açıklayacak, arkasından da Amerika'ya gidecek. Verilen bilgilere göre Amerika'da da uluslararası finans kuruluşlarıyla birebir görüşmeler yapacak.
Şimdi biz onları da takip ediyoruz. Yani uluslararası finans kuruluşları Türkiye'ye neler dayatıyor? Siz de biraz önce bir kısmını söylediniz. İşte S-400'lerden vazgeçin. İşte Suriye'de istediğimizi yapın. Fırat'ın doğusunda efendim. Kıbrıs'ta taviz verin. Bu Akdeniz'de İsrail'e yapılan o sisteme. Kürdistan'da özellik olsun. Uyun. Evet falan. Bir de bunun yanında mesela kıdem tazminatı meselesini tekrar masaya koyun. İşte efendim bu BES'leri zorunlu hale getirin. Daha uzun vadede şimdi mesela belli sürelerde ayrılabiliyorlardı. Onu devam ettirin falan gibi. Yani bir anlamda yani güvenlik sorunu haline gelen de bir sıkıntıya doğru gidiyoruz. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Fazla, bence böyle bir seçenek yok. Bakın yani Amerika'nın Türkiye'nin önüne koyduğu ekonomik seçenek geçerli değil. Yani diğer dayattığı şartlar falan gitsen ayağına kapansan, Kıbrıs'ı da versen, ondan sonra Kürdistan'a da onların dediği gibi sözüm ona Kürdistan'a da özellik versen, Minbiş'ten de vazgeçsen, HDP'yi, PKK'yı da CHP ile İYİ Parti ile birlikte getirip Ankara'ya otursan, Batı'nın dayattığı ekonomik seçenek Türkiye için geçerli değil. Yani artık Batı Türkiye'yi kurtaramaz. Yani Batı'nın finans imkanlarıyla, Türkiye'ye benim borç ertelemeleriyle, ondan sonra yeniden bir takım borçlar vererek Türkiye ekonomisinin buradan çıkması artık mümkün değil. Yani bizim en önemli söylediğimiz bu. Yani gider, koşar, ayağa. Ama AK Parti'nin başka çaresi yok. Daha doğrusu çaresizlik içinde debelenmekten başka yapabileceği bir şey yok. Çünkü AK Parti yani ayağının dibine bakan, günü kurtarmaya çalışan, kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli bir ufku olmayan bir parti. Yani bakın kısa vadeli ufku bile yok. Yani diyelim yarın öbür günü kurtarma yönelik vardı eskiden. Borçlanma ekonomisinde stratejik olarak bağlandı oraya. Ve o onu bir süre kanatlandırdı ve buraya getirdi. Borç aldığı için. Evet. İlk borç aldığı dönemlerde ne oluyor? Bir aileye de gitsek bir borç alsak evimiz ne olur şenlenir. Efendim git hanım alışveriş yap. Efendim çocuklar alın harçlık size gidin. Ne yapıyorsanız yapın, haylazlık yapın, gezin tozun falan filan. Ama şimdi o dönem bitti. Hangi dönem geldi? Kapıya geldi, acizci dayandı. Evet. Türkiye hacizle karşı karşıya. Onun evet. için yani buradan kurtaracak Türkiye'nin olanakları yok. Ama şu olur. Türkiye'yi tamam şu kadar vereceğim. İşte hadi 10 milyar dolar daha vereceğim falan filan diye iyice Türkiye'yi siyasi bakımdan teslim alma şansı vardır. Ama ben Türkiye'nin buna razı olmasını ihtimal dışı görüyorum. Yani AK Parti ya bunu dayatırlar ama Türkiye'yi artık AK Parti yönetmiyor. AK Parti yönetemez. Yani Türkiye diye Türkiye AK Parti'yi yönetiyor. Türkiye Tayyip Erdoğan'ı yönetiyor. 2014 yılından beri. Yani 2014 yılında Silivri Duvarı'nın yıkılması, FETÖ'nün üzerine gidilmesi, PKK'nın üzerine gidilmesi, 15 Temmuz'unda FETÖ'nün darbesinin ezilmesi, Fırat Kalkanı, Türk ordusunun hendeklere gömmesi PKK'yı falan. Bunlar artık Türkiye'de, Türkiye diye bir gücün AK Parti'yi önüne katmış götürdüğünü ve yönlendirdiğini gösteriyor. Peki efendim? Bu kim diyecekseniz, evet. Bu sanayicisi, ordusu, polisi, çiftçisi, Türk milleti yani o ağırlığını bu sürece zaten koydu. Yani yapılan program AK Parti'nin 2002'de veya 2001'de kurulurken Türkiye'ye vaat ettiği program değil. Onlar Amerika'nın savaş takvimine göre geliyorlardı ve bu borçlanma ekonomisini gaddarca kararlı olarak sürdürme programıyla geldiler. Ama o program bitti. Onun için AK Parti'nin tek başına yönetim dönemi de kanımca bitti. Peki efendim Cumhurbaşkanı... Tek başının altına çiziyorum. Yani çünkü bu tek başınayı çıkararak bu benim bu sözlerim birçok kanalda yayınlanıyor falan. Tek başına AK Parti artık Türkiye'yi yönetemez. Tek başına Tayyip Erdoğan'ın yönettiği dönemin sonuna geldik. Ama AK Parti'siz de onun katılmadığı bir hükümetin de Türkiye'yi hem kurulması mümkün değil hem de yönetmesi mümkün değil. Çünkü onun da böyle son seçimde de gördüğümüz gibi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir gücü var. Milletin bir kısmını yönetiyorlar. O bakımdan önümüzde zorlukları paylaştıracak Türkiye'ye ve aynı zamanda kazanımları paylaştıracak bir milli hükümet kaçınılmaz hale gelmiştir.
ve bunun içinde AK Parti olacak. AK Parti'nin olmadığı bir hükümet kurmaya kalkıldığı zaman HDP ile kurulur, PKK ile kurulur, FETÖ ile kurulur. Daha doğrusu kurulamaz. Çünkü kimse HDP ile, PKK ile, FETÖ ile hükümet kurulmasına Türk milleti izin vermez. Hiç kimse izin vermez. Evet. Efendim. Oyla da öyle bir şeyin gelme ihtimali yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve İYİ Parti'nin oyla iktidar yolunda ilerlemeleri ihtimali yok. Çünkü koluna taktıkları güçler onların oy almasını da önleyen güçler. Kaldı ki Türkiye'yi oyla moyla şunla bunla bölemez. Parçalayamaz. Yani demokratik yoldan Türkiye'yi parçalayamazlar. Demokrasi burada tırnak için. Zaten bu uygulandı. Demokratik yoldan Türkiye'yi parçalama programı. Amerika tarafından. Parlamenter yoldan bunu 2015'te iki seçimde denediler. Yani HDP'yi sokacağız. AK Parti azınlığa düşecek. Ve AK Parti'nin dışında bir hükümet kurulacak. O plan tutmadı. AK Parti çoğunluğu kazanamadığı halde Haziran 2015 seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi PKK ile HDP ile yan yana gelmeyeceği için ve gelmediği için o plan tutmadı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şunu becerdi. PKK terör örgütünü getirip meclise sokmayı ve meclis kürsüsüne çıkartmayı Cumhuriyet Halk Partisi becerdi. Arkasından bunu 2015 Kasım seçiminde bir kere daha denediler. Gene olmadı. Baklar bu iş parlamenter yoldan olmuyor. 2016 15-16 Temmuz FETÖ darbesini düzenledi o cenah. Yani o FETÖ darbesinin arkasında yanında olan başka güçler de var. Zaten o darbe gecesi hepsi pusuya yatmışlardı. Orada da ezildiler. Bütün onlar bitti. Bu seçimde bir kere daha bu sefer açıktan ittifak yaptılar. Yine olmadı. Hele bundan sonra hiç olmaz. Gene olmadı derken yani AK Parti yani %50'nin üzerinde bir oy alması. Yani şöyle yani bu yoldan diyelim ciddi bir AK Parti bu kadar ekonomik zorluklar içinde normal Cumhuriyet Halk Partisi PKK ile HDP ile FETÖ ile işbirliği yapmasa AK Parti hükümeti yıkılırdı. Bu ekonomik zorluklarda halkın bu feryatları içinde. Şimdi halk ne yaptı? Karşısında Cumhuriyet yani Vatan Partisi'ni bir iktidar seçeneği olarak görmediği için seçmen ve ona gösterilmediği için ne yapıyor? Ya bu giderse AK Parti PKK ile FETÖ özellikle PKK iktidarı ortak oluyor. O da Türkiye için nedir? Kanlı maceralar, ekonomik bakımdan da tam bir çöküş ve felaket. O onu gördüğü için seçmenin bir kısmı AK Parti'den memnun olmadığı halde ya ona verdi veya en azından sandığa gitmedi. Veya ortak olarak da MHP'ye kaydı. Evet, MHP'ye kayan çok var. Yani evet. O da AK Parti. Yani AK Parti'ye bir uyarı yaptı. AK Parti'den ayrılarak. Ama evet. AK Parti'yle beraber hükümet yapan AK Parti'nin koalisyon ortağına giderek hem AK Parti'yi uyardı hem de AK Parti hükümetini indirecek bir çözümü Türkiye'nin önüne koymadı. Çünkü daha fazla bir kayba uğrasaydı AK Parti yönetemezdi Türkiye. Evet. Efendim zaten araştırmalarda şimdi konuşuyoruz bazı bu işlerle ilgilenenlerle. Yakın yani seçime çok kısa bir süreye kala kararsız seçmen çözülmedi. Her zaman çözülürken bu sefer evet. Mesela kısa süre kala çözülmedi. Çözülmemesi de şu yani AKP'de bir kopuş vardı. Fakat öyle bir karşı tarafta cephe görünce bir kısmı. O kopuş mesela bütün anketlerde Cumhur İttifakı 45-46 bandındaydı. Fakat orada ittifak aleni hale gelince ve bunu da taraflar ilan edince o kesim tekrar evet, AK Parti'ye kısmen verdi ama MHP'ye veya seçime gitmekten evet, geri döndü. İttifak yani. AK Parti derken ben artık MHP ile AK Parti aynı bloğun içinde evet. Yer alıyor. Ama şöyle bir şey AK Parti'den bir kopuş var görmemiz lazım. Evet. 40'ın çok altında şu anda. Kopuş var. Ama o kopuş bir kısmı MHP duvarını aşıp Vatan Partisi'ne geldi. Mesela Vatan Partisi'nin Adana, Urfa, Hatay, Antep, o Suriye sınırındaki oylarında çok ciddi artışlar var. Mesela Suriye şeyde Urfa'da %300. Üç misli. Antep, Adana ve Hatay'da %60-70 yani neredeyse %100'e yakın. Pardon, Adana'da %200 artış var. Antep, Hatay'da %60-70 civarında artış var. Yani o Suriye sınırında
İkincisi sanayi kentlerinde, yani Adana, Mersin, Kayseri, Konya. Mesela Kayseri ve Konya'da İç Anadolu'nun sanayi kentlerinde de Vatan Partisi'ne Maraş önemli yönelişler var. Kocaeli, Manisa, bütün bu kentlerde, diğerlerinde de bu sanayi ve kıyı kentlerinde belli artışlar var. Onları da biz inceledik. Nereden geliyor? AK Parti ve MHP'den gelen oylar bunlar. AK Parti'nin önemli bir kısmı da AK Parti'den koparken MHP'nin duvarları içinde kaldı. Yani gene tam kopmadı. Yani işte onun komşusunda olan, onunla beraber Türkiye'yi yöneten, bunlar tabii milliyetçi oylar. Evet. AK Parti'den uzaklaşırsan milliyetçi yükseliş o uzaklaşmanın arkasında. Evet efendim, yani çok kısa bir ara vermemiz gerekiyor tabii, ama izin verirseniz. Tamam. Çok kısa bir aramız var değerli izleyenler. Sonra yine Türkiye'nin önündeki sorunları ve çözümleri konuşmaya devam edeceğiz. Değerli izleyenler, çıkış yolu devam ediyor. Sayın Özçelik'le birlikte Sayın Perinçe'ye sorularımızı soruyoruz. Şimdi tabii özellikle ekonomiden başladık efendim. Türkiye'nin önündeki yakıcı sorunlar özellikle ekonomide görüyoruz. Tabii birçok meseleye değiniyoruz ama seçim sonuçlarında yine ara vermeden kısa süre önce siz değiniyordunuz seçim dersleri açısından. Şimdi yine önümüzde önemli bir tablo var efendim seçim sonuçları açısından baktığımız evet. zaman. Adana, Mersin gibi bölgelerde, kritik kentlerde özellikle yani üretimin yoğunlaştığı lokomotifi olan sanayi kentleri diye. AK Parti ciddi düşüşte. Tabii. Döviz kazandıran, üretim evet. yapan, evet. hem tarım, sanayi, hem turizm, hem evet. sanayi. Hı hı. Bu noktada efendim özellikle görüşlerinizi de almak istiyoruz. Bu tabii bu öncü işaretler bunlar. Türkiye'nin önüne dair. Yani esas uyanış ilk başta nerelerde başlıyor? Yani bu ekonomik boğulma, borç batağında çırpınma karşısında ilk itirazlar bu saydığınız Adana'ydı, Mersin'di, Antalya'ydı, İzmir'di. Tabii İstanbul, Ankara. Kocaeli'ne kadar giden, tabii Ankara, İstanbul, İzmir'i saymıyorum zaten bu işin içinde. Yani Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinde bu itirazlar AK Parti iktidarına karşı bekleniyordu zaten ve bunlar oldu. Buraların tabii şu tarafları da var. Turizminin, modern tarımın ve sanayinin, büyük sanayinin beraber olduğu kentler. Mesela biz İzmir'i bir sanayi kenti olarak görürüz ama aynı zamanda İzmir Türkiye'nin en önemli tarım kentlerindendir. Yani çağdaş tarımın Antalya çağdaş tarım açısından seracılık vesaire, Muğla, Antalya ondan sonra. Tabii Kocaeli'ne kadar tabii zaten Trakya aynı. Buralarda hep AK Parti oylarında bir düşüş vardı. Bu bekleniyordu zaten. Bunun işaretleri Cumhurbaşkanlığı seçiminde ondan evvel 2016 yılındaki referandumda falan hep büyük kentleri AK Parti'nin kaybettiğini gördük. Evet. Ve buna bir çaresi yok. Yani çünkü AK Parti'nin bir üretim devrimi yaparak buna bir cevabı olabilirdi. O üretim devrimi yapması AK Parti'nin kendini inkarı ve kendi tabanından ve kendi ekonomik güçlerinden ayrılmasıydı. Onu hiçbir parti yapamaz. Yani her partinin şeyleri vardır, dinamikleri vardır. O partinin dayandığı toplumsal, sınıfsal güçler vardır. O sınıfsal güçleri AK Parti reddedemezdi ve reddedemedi tabii. O tabii AK Parti'yi bu şeye çıkmaza getirmiş durumda. Şimdi onun bu ekonomisi çıkmazdı. Dolayısıyla hükümeti de çıkmazdı. Yani onun için Türkiye'nin tek başına Tayyip Erdoğan tarafından yönetilemediği bir sürecin içine girmiş bulunuyoruz. Ama bu 6 ayda kendini gösterir, 3 ayda gösterir. Hatta gazeteci Cem Küçük dedi bir Habertürk televizyon programında 2 sene evvel bu konuda iddiaya girmiştik. Ben 2019 yılında yani önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçiminde Tayyip Erdoğan kazanamayacak deyince o iddiaya girdi. Erkene alındığı için 2018'e. Tabii. Erkene de bunun için alındı zaten. Tabii zaten. Kazanamayacağını bildiği için erkene aldı. Şimdi o nedenle önümüzdeki dönemde hükümet arayışları başlayacak Türkiye'de. Zaten toplumsal hareketler de o hükümet arayışlarını getirecek. Ekonominin büyük sarsıntıları
Türkiye'de yeni bir hükümet çözümünü gündemimize getirecek. Mesela kıdem tazminatı konusu var. Türk İş büyük bir miting yapacak bildiğim kadarıyla ve dokundurtmayız kıdem tazminatına diye. Olan genel kurulunda kırmızı çizgimiz. Şimdi kıdem tazminatına dokunamayınca efendim halkın aslında artık AK Parti'nin şuraya buraya dokunarak da bir çözüm yok. Yani açık o kadar büyük ki o açığı yamalar o açığı tutmuyor. Yani yama yetersiz, yama yok. Onun için diyorum bu ekonomi bitti. Peki efendim şey diyorlar, önümüzde artık bırakalım bu işleri, önümüzde ekonomiye bakalım. 4 yılda seçim yok. Böyle deyince ben huylanıyorum. Baksınlar, bakarak ekonomik problem çözülmez ki. İstedikleri evet. kadar baksınlar. Hayır, 4 yıl seçim yok dedikleri zaman ben... Ama onu demek zorundalar. Yani huylanıyorum. Şeyden dolayı huylanıyorum. Yani seçim olmayınca yani halka kazık atacakmış gibi bir izlenim buluyor. Atamaz ki. Bakın şimdi böyle dönemlerde halk büyük sorunlarla karşılaştığı zaman kimse ona kazık atamaz. Yani, yani halkı nasıl kandırırsın? En azından gıda güvenliğini sağlarsın. Çocuğu eğitime gider. Sağlık problemlerini falan halletmeye devam edersin falan. Biraz daha durumu idare edebilirsin. Halk, AK Parti'nin bu tür imkanları, rezervleri kalmadı. Yani verebileceği bir şey kalmadı. Yani neyi verecek de halka kazık atacak. Yani bu muskayla, bilmem neyle, üfürükle olacak bir iş değil. Uyutamazsın yani. Afyon vererek, esrar vererek falan halkı uyutamayacağım bir sürece girdi Türkiye. Onun için kazık mazık olmaz. Şey imkanları da yok. Hani Amerika gelsin Türkiye'de bir askeri diktatörlük kursun. O olanakları da yok. Yani Türk ordusunu Amerika ile buluşturacak bir şeyde çözüm de pek gerçekçi gözükmüyor. Onun için Türkiye buradan bir üretim devrimiyle halkçı, devletçi, planlı Vatan Partisi'nin programını 3 aşağı 5 yukarı uygulayan bir devrimle çıkmak zorunda. Tek yol kaldı Türkiye'nin. Evet. Evet. Efendim şimdi aslında biraz önce seçmen aslında AK Parti bir ders verdi dediniz. Örneğin Adana, Mersin, Antalya. Yani sarı kart diyelim uyarı yaptı. Yani sen dedi evet. Bu işi götüremiyorsun dedi. Ayağını denk al dedi. Yani, evet. Dedi yani hatta kırmızı kart olabilirdi o ama kırmızı kart gösterdiği zaman sahaya çıkacak oyuncusu PKK'lı bir hükümet olduğu için onu tabii gösteremedi. Şunu soracaktım efendim. Şimdi ancak şimdi seçim akşamı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara'ya gelmeden önce İstanbul'da bir açıklama yaptı. İşte ekonomik reform programımızı artık konuşacağız. Türkiye'nin önünde bu vardır diye. Ve orada şunu söyledi. Serbest piyasa temelinden hareket ederek bunu yapacağız dedi. 2 ya da 3 gün sonra da TÜSİAD'dan bir açıklama geldi. Serbest piyasa ekonomisinden kesinlikle taviz verilmemeli diye. Bakın bunu şimdi bunun altını çizmeleri gibi. Bile serbest piyasa ekonomisini zangır zangır sallandığını gösteriyor. Yani şimdi kalkıp da serbest piyasa ekonomisinden vazgeçeceğiz diyemez AK Parti. Hı hı. Ama ben TÜSİAD için söyleyeyim. Bakın büyük sanayici serbest piyasadan vazgeçmek zorunda. Büyük sanayici de artık devletçi olmak zorunda. Şimdi iflas eden büyük sanayici ne yapacak? Hadi serbest piyasada iflas ediyor. Serbest piyasada boğulan sanayici, ben sanayicilerle konuşuyorum, hiç öyle konuşmuyorlar. Sanayicinin artık devlet desteği, plan, efendim dış ilişkilerde yeni bir ufuk, Çin'le ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, İran'la kardeşlik, Suriye sorununu çözmek gibi köklü çözümleri var. Serbest piyasada zaten boğuluyor sanayici. Serbest piyasadan vazgeçmiyorum demek, Tayyip Erdoğan diyor ki üreticilere, arkadaşlar siz boğulacaksınız diyor. Bizim Sayın Doktor Rıfat Mutlu'nun beyin cerrahı, İzmir adayımız. İzmir adayımız ve İzmir İl Başkanımız. Enfes bir gösterebilirsek o karikatürü lütfen bulup gösterelim. Çok güzel bir karikatürü var. Bir adam boğuluyor. Oradan birisi fırındaki simiti atıyor. Can simidi değil fırında. Şimdi fırındaki serbest piyasa işte o fırındaki simit. Can simidi değil. Çok güzel bir karikatür. Türkiye ekonomisinin evet. geldiği yeri bu kadar büyük bir zeka ile ifade edebilir bir çizer. Yani Tayyip Erdoğan diyor ki boğulan adama
al diyor bu simitle diyor. İdare kurtar et. Kendini diyor. Simite sarıl ve kurtar diyor. Evet. Peki efendim şeye ne diyorsunuz? Şimdi yani serbest piyasa içinde çözüm bu. Serbest piyasa ekonomisi. Zaten serbest piyasayla yani Turgut Özal'ın aşırı serbest piyasa diyelim. Yani 1980'de ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk'le bir Kemalist devrimle kurduğumuz ekonomi bitirildi. 1980'e kadar her şeye rağmen kamu iktisadi teşekkülleri vardı. Demokrat Parti'de şeker fabrikası, iplik fabrikası, çimento fabrikası kuruyordu. Kamu iktisadi teşekküllerini şey yapıyordu. İthalikamesi vardı, koruyordu gümrükleri. Evet. Türkiye'nin vardı sanayi kuruyordu, iç pazarı korumaya çalışıyordu. Tarımı destekliyordu. Yani bugün IMF'nin 1980'den beri dayattığı programların tam tersi bir ekonomik program uyguladı Türkiye 1980'e kadar. 1980'de bir ekonomik karşı devrim oldu ve siyasi karşı devrim oldu. 12 Eylül'ün sopasıyla o 24 Ocak kararları ve yeni ekonomi geldi. Şimdi o iflas etti. Nasıl 1980'de o serbest piyasa adı altında bu borçlanma ekonomisini getirdiler. Şimdi de o borçlanma ekonomisi iflas etti ve Türkiye buradan bir üretim devrimiyle çıkacak. İstedikleri kadar buna itiraz etsinler, serbest piyasa desinler falan. Bunların hepsi boş laf. Kendileri de zaten bakın geçtikleri uygulamalar ta 2-3 seneden beri, 2016-2017'den beri o Davutoğlu'nun Kasım'da yaptıkları basın toplantılarının kabineyi etrafına dizdi, onları hatırlayalım. Hep o zamandan evet. beri yapılan bütün uygulamalar kamuculuğa doğru, korumacılığa doğru ve Atatürk ekonomisine doğru uygulamalardı. Çünkü başka çaresi yok. Şu andaki uygulamalarda hayvancıyı desteklemek, sanayiciyi desteklemek, efendim küçük esnafı, zanaatkarı desteklemek, işte onlara bir takım krediler vermeye çalışmak, onları ayakta tutmaya çalışmak, bunların hepsi sonuç itibariyle serbest piyasa ekonomisinin dışındaki çözümü. Yani sonuç itibariyle devlet müdahalesi, devlet desteği girdiği an rekabete son vermiş oluyorsunuz. En azından uluslararası güçlerle kendi üreticinin arasındaki rekabeti devletin kurduğu bir takım duvarlarla önlemiş oluyorsun. Yani Türkiye'yi dünya piyasasından koruyorsun belli ölçülerde bu uygulamalarla. Onun için o serbest piyasa, hani Türkiye'nin içindeki serbest piyasa başka, dünya çapındaki bir piyasaya Türkiye'nin tamamen bağlanması, dünya çapında bir işbirliği sisteminin içine girmesi Türkiye'nin bambaşka. Evet. Yani bu... milli piyasada rekabet olmalı. Yani diyelim sanayi çimento üretiyor, öbürü de çimento üretiyor, motor üretiyor, motor üretiyor, takım tezgahı üretiyor falan. Bunlar arasında iç piyasada tabii ki bir rekabet olmalı, bu ekonominin bir itici gücü. Ama dünya tekerleriyle Türkiye'deki sanayici ve Türkiye tarım üreticisinin rekabeti açıyorum derseniz Turgut Özal'ın yaptığı gibi işte böyle kaybedersiniz. Zaman, kaybedersiniz değil, batarsınız. Batarsınız, evet. Battınız ve şimdi onun için o serbest piyasa lafları falan bence tamamen uydurma ve bir tekerleme diyelim. Tekerleme. Şey de öyle gözükmüyor zaten efendim. Mesela enerji sektöründe ciddi bir kriz var. Yani çok kar eden yok deniyor şu anda. Şimdi mesela Fransa modelini tartışmaya başladılar bildiğim kadarıyla. Çünkü Fransa'da enerjinin %80'i devlet kontrolünde. Yani bizi devlet tekrar alsına getirdiler işi şu anda. Tabii zaten ya, bakın yeniden işte o temel kritik sektörlerde devletçilik Türkiye'de mecbur. Bırakın onu. Bugün iflas etmekte olan işletmeleri de ayakta tutmak için devlet müdahalesi gerekecek. Serbest piyasayla onları ayakta tutamazsın ki adam zaten serbest piyasada batıyor. Batmış evet. Serbest piyasa demek o batan adama cehennemin dibine gitti. Şimdi efendim. Onlar ise evet. Bakın şimdi ben TÜSİAD'ı falan da burada onlar da tekerlemelerle kendilerini açıklıyorlar. Şimdi oturun gelsin TÜSİAD'ca burada konuşalım. Bizden ne isteyecekler? Devlet müdahalesi ve devlet desteği isteyecekler. Öyle dedi zaten geçen icra evet. kurulu başkanı tabii, daha önceki konuşmasında. Yani siz de tam metin koydunuz köşenize. Devlet desteğinizde ikincisi diyecekler ki Türkiye ekonomisi doğuya kayıyor diyorlar zaten. Söyledim, o zaman oraya açılalım. Bize de diyorlar geliyorlar. Bakın gelip bizim kapımızı çalıyorlar. Bizi diyorlar Çin'le
buluşturun, Rusya ile buluşturun, İran'la işlerimizi çözün. Yani Türkiye ekonomisi Avrasya içinde yerini aldı zaten. Bu yani yöneliyor falan dönüyor ama şimdi birinci ticaret ortağımız Çin. İkinci ticaret ortağımız Rusya. 2-3 yıldan sonra beri. Sonra Almanya geliyor. Sonra o da Avrasya. Ama bir de tabii o da sağlıklı bir şey. Yani biz en çok ihracatı Almanya'ya yapıyoruz. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin ekonomisi ya kamp değiştiriyor. Bunu en iyi sanayiciler görüyor. Ve onlar da yönlerini doğuya çevirdiler. Batıdan artık bir kurtuluş olmayacağını en iyi onlar biliyor. Bakın Şerafettin Aşut eski Mersin Ticaret Başkanı. Sanayi Odası Başkanı'ydı. Çok kaliteli bir esaslı bir insan. Ondan sonra çok biz beraber onunla bir üreticiler kurultayında konuştuk. Orada çok anlamlı bir laf söyledi. Dedi ki biz dedi aslında ihracatı Suriye'ye, Irak yani komşularımıza yapıyoruz. Batı Asya'ya yapıyoruz ve Asya'ya yapıyoruz. Ama Avrupa'ya sattığımız ihracatla da övünüyoruz. Yani onlar bir miktar oluşturmayan, bizi ayakta tutan Batı Asya ile ve Asya ile ilişkilerimiz dedi. Bu çok önemli. Gittikçe o tarafa doğru gidiyor. Ama tabii kötü bir dönemde. Bir de tabii Çin'in 4 trilyon dolar rezervi, hepsinin aklı orada. Bir sanayi odalarına çağrılıyorum. Şimdi orada isim vermeyeyim ama diyelim caddeye kadar bir sanayici topluluğu geliyor. Otomobilin kapısına kadar hep söyledikleri söz ama bizi Türkiye ekonomisini Çin'le işbirliğine yöneltelim. Bunu siz yaparsınız vesaire. Yani artık sanayici de onu görüyor. Evet. Fakat tabii kötü bir dönemden geçiyoruz galiba. Bu Suriye meselesi gene önümüze gelip dayanıyor. Yani bizim özellikle Akdeniz ve işte Mısır, Afrika. Tabii bir de Afrika, güvenlik sorunları var. Tabii ikisini birlikte çözmek zorundasınız. Hayır yani, Suriye ile bir ilişkiye girsek girmek zorunda. Birçok kapı açılacak. Tabii. Bölge kapısı. Yani girmek zorunda. Bence oraya da geldi Türkiye. Evet. Yani bugün aydınlıkta o tür iç açıcı haberler de vardı. Umut verici vesaire. Bu Rusya ile şimdi Sayın Putin ile Sayın Erdoğan'ın görüşmesinde de kuşkusuz masada. Evet. Fakat ben bunu mümkün olduğu kadar gürültüsüz, patırtısız, fazla lafı edilmeden falan yapmaya yöneldikleri kanısındayım. Evet. Evet. Şimdi tabii efendim kabine meselesi de çok konuşuluyor. Yani özellikle geçen günlerde yine Aydınlık gazetesi de yine manşetinden ve sürü manşetinden buna dönük haberler yaptı. Yani kabinede bir revizyon konuşuluyor ama özellikle ekonomiyi konuşurken onu da size sormuş olalım. Mehmet Şimşek ismi şu anda Ankara'da kulislerde konuşulmaya başladı. Siz yazdınız yani Berat Albayrak gidiyor, Tarım Bakanı gidiyor diye Aydınlık evet. gazetesi. Mehmet Şimşek ismi o da söyleniyor. Önemli, önemli diyelim Batı'nın önemli büyükelçilikleri falan da bu tür isimleri telaffuz ediyor. Fakat dikkatinizi çekerim. Bugünkü kabinede serbest piyasa kim temsil ediyor dediğiniz zaman herkes Berat Albayrak diye bağıracak değil mi? Evet. Peki Sayın Tayyip Erdoğan, siz serbest piyasa ekonomisini devam ettireceksiniz. Berat Albayrak'ı niye oradan oynatıyorsunuz? Hem de damat olduğu halde. Bakın Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan alınması serbest piyasa ekonomisinin iflas ettiğinin başka bir itiraf. Değil mi? Eğer serbest piyasa ekonomisinde ısrar edeceksen işte serbest piyasa ekonomisini hatta Tayyip Erdoğan'la bile çelişmeye düşerek faiz konusunda başka konularda falan onunla bile çelişmeye düşerek orada en katı en inatçı olan Berat Albayrak onu değiştiriyor. Peki yerine Mehmet Şimşek gelirse daha vahim olmaz mı efendim? O şimdi daha çok uluslararası kuruluşlara... Bakın işte o da debelenmek diyelim. Yani orada da şu var. Aczini gösteriyor Tayyip Erdoğan yönetiminin. Yani sonuç itibariyle ufku yok. O önüne gelen üretim devrimi konusunda bir karar veremiyor. O zaman ne yapıyor? Tekrar Batı'nın falan çok güvendiği adam. Ama Binali Yıldırım önemli bir yere gelirse ekonomide benim için şaşırtıcı olmaz. Evet, Cumhurbaşkanı yardımcılığına gelip ekonomiyi onun başına geçirme gibi bir... Çünkü o daha böyle üretime dönük bir insan. Yani işte dil bilmiyor diyelim veya da biliyordur yüksek mühendis belki biliyor ama yani böyle Batı çevreleriyle falan filan çok böyle yoğun ilişkileri olan bir insan değil. Daha böyle Anadolu'lu, daha Türkiye'li ve
böyle bir daha üretime dönük bir kişilik AK Parti içerisinde. Onun için bu süreç benim kanaatime göre daha çok Binali Yıldırım'ı zorlayan bir süreç AK Parti açısından. Ama tabii İstanbul Belediye Başkanlığı ile ilgili ısrarlar falan filan nedeniyle belki şimdi onu yapamayabilir. Çünkü o zaman o İstanbul'daki iddialarından vazgeçtiklerini ilan etmiş. 14 Nisan'da kesin sonuçlar YSK tarafından. Tamam, yani 13-14 Nisan'da bitecek. Benim için Binali Yıldırım'ın gelme ihtimali bana sanki bu sürece daha uygun ve daha yüksek bir ihtimal. Evet. Evet. Zaten Binali ama herkesin bildiği Berat Albayrak gidiyor. Dışişleri Bakanlığı'na onun getirilmesi tabii o iddiada konuşuluyor. Amerika'da tahsil yapmış. Değil mi? Berat Albayrak. Evet. Berat Albayrak. Amerika tahsilli falan. Ama Çin'e de çok gidiyor geliyor. Tabii Erdoğan'ın da yani özellikle yakın. Damadı açısından da güvendiği isimlerden bir tanesi. Bir de şey yani ekonomi öyle ya biraz da birikim gerekiyor. Yani evet. Daha hiç almışsın birisini oraya koymuşsunuz. Evet. Çok kolay değil. Yani Türkiye'de bürokraside de mesela çok ciddi adamlar var. Şu anda hepsi kenarda. Yani milli ekonomiyi savunan bu konuda adımlar atacak çok insan var. Evet. Ama hiçbirisi şu anda şey değil. Elinde sonunda onlara da yaslanmak durumunda kalınacak yani. Sonuç itibariyle bu süreç AK Parti ile devam etmeyecek o gözüküyor. Yani AK Parti'nin tek başına götüremeyeceği bir süreç. Evet. Sonuç itibariyle AK Parti'nin de içinde bulunduğu bir milli hükümetle Türkiye önündeki zorlukları aşabilir. Çünkü büyük zorluklar var. O büyük zorlukları milleti kucaklayan bir hükümetle aşabilirsin. Yoksa sürekli olarak diğer muhalefet partileriyle sert kamplaşma yoluyla buradan çıkılmaz. Onun için devlet başkanının, hükümet başkanının burada son derece akıllı, geniş ufuklu olması lazım. Kucaklayıcı olması lazım. Ve bütün sınıfları Türkiye'de işçisi, çiftçisi, küçük esnaf, zanaatkar, sanayici, tüccarı yani üretici olan bütün sınıfları kucaklayan ve aynı zamanda siyasi eğilimleri de kucaklayan ve aynı zamanda Türkiye'nin Avrasya'ya yönelişini de hayata geçirebilecek bir hükümet planlaması lazım. Yani Türkiye'nin önünde bu böyle bir program var. O program kendi hükümetini getirir. Örneğin 1918'de padişah hükümeti bitmişti. Ama ne oldu? 1920 yürümüş. Sen 2 sene sonra Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa Ankara'da meclisi açtı. Ankara'da bir devrimci hükümet kurdu. İşte iki yıl içinde o biten padişah hükümetinin yerine Türkiye hükümetine kavuştu. Evet. Ve o Ankara'daki hükümet de o padişah hükümetini 2 yılda içinde temizledi. 1922-30 Kasım'ında saltanatı kaldırdı. Saltanatı zaten 23 Nisan'da kaldırmıştı. Evet. Fiilen kalkmıştı. Padişahın işi bitmişti. Yani böyle bir sürece girdik. Türkiye'nin önündeki program, Türkiye'nin önündeki hükümeti de belirleyecektir. Evet. Eğer AK Parti buna direnirse, o zaman bu süreç AK Parti'yi çok hızlı bir şekilde eritir. Yani buna direnerek değil, bu eğilimin, yani tarihin önündeki programın içine girerek, elinden geldiği kadar başına geçerek. Yani şu anda mesela Tayyip Erdoğan'ın elinde çok büyük bir imkan var, fırsat var. Daha bu önümüzde bir ekonomik yıkım var. Önümüzde derken 3 ay sonra, 5 ay sonradan İçindeyiz zaten. İçindeyiz. Şimdi bunu sert şimdi seçim olduğu için bu tam bunun bu yaşanan olay bütün gerçekliğiyle şu anda ortada değil. Biraz gizleniyor, örtülüyor. Yani insanlar daha bağırıp çağırmaya başlamadı. Ama 15 gün sonra, 20 gün sonra, 1 ay sonra yani Nisan, Mayıs, Haziran bu aylarda çok büyük sarsıntılar geliyor. Maalesef bunu görmemiz lazım. Bulutlar bakıyoruz, bulutlar kararmaya başladı. Fırtına, yağmur falan geliyor, bora geliyor. Şimdi bunu bir devlet adamı görecek. Ve çıkacak Sayın Tayyip Erdoğan diyecek ki ondan sonra Türkiye'de bir üretici milli hükümeti kurmaya razı olan, kabul eden, şu programı kabul eden Cumhuriyet Halk Partisi, zaten Milliyetçi Hareket Partisi benimle beraber, Vatan Partisi, efendim gelin Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti dördümüz Türkiye'yi yönetelim. Gelin sorumlulukları üstlenelim. Gelin bu milleti birleştirelim. Gelin zorlukları paylaştıralım ve nimetleri de daha sonra
milletin paylaştırırım. Bir milli seferberlik yapalım. Şimdi devlet başkanı budur. Yani evet. Devlet yönetmek budur. Yoksa böyle direnerek, inatla tarihin önündeki programına böyle inat ederek falan filan karşı koyarak olmaz. Evet. Efendim Sayın Erdoğan. Kısa aramız daha mesela burada peki. Çok büyük puan toplar. Böyle bir şey yapsın. Evet. Ama bunu yangın başladığı zaman yaptığınız zaman bir anlam ifade etmiyor. Evet. Efendim dilerseniz bir kısa ara daha verelim. Aradan sonra değerli izleyenler yine karşınızda olacağız. Değerli izleyenler, çıkış yolu devam ediyor. Sayın Perinçek, reklam arasından hemen önce yine milli hükümet formülüne değindiniz. Özellikle Vatan Partisi'ni yıllardır gündeme getirdi. Şimdi tabii siz seçim akşamı yaptığınız bu açıklamayla da çok gündem olmuştunuz. AKP tek başına yönetemez demiştiniz ama bir milli hükümet çerçevesinde yönetilebilir demiştiniz. Şimdi siz bu açıklamayı da yapınca yine reklam arasında bazı sorular da geldi. Özellikle şu çok merak ediliyor efendim. Seçim akşamı yaptığınız açıklamayla da birlikte. Şimdi milli hükümetin içerisine AK Parti nasıl olabilir diye hep sorular soruluyor ve bu milli hükümetin lideri kim olacak? Erdoğan mı olacak diye çok sorular geliyor. Şimdi bakın peki bu soruyu soran arkadaşlara, dostlara, vatandaşlara da ben şu soruyu sorayım. AK Parti'siz bir hükümet kurun. Tamam, madem siz AK Parti'siz, Tayyip Erdoğan'sız bir hükümet istiyorsunuz. Değil mi? Hükümetler kuvvetle kuruluyor. Bana bir AK Parti'siz hükümet getirin, önüme koyun. Böyle bir Türkiye'nin önünde şu anda böyle bir ihtimal var mı? Türkiye'nin önünde AK Parti'siz hükümet bir türlü kurulur. Amerika projesi, yani Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti artı HDP, PKK, artı FETÖ. Ama bunları topladığınız zaman yine güç yetmez. Amerika gelir Ankara'yı bir savaşla işgal eder, Bağdat'ı aldığı gibi. Ondan sonra getirir Kılıçdaroğlu veya Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Abdullah Öcalan, Selahattin Demirtaş falan hapishaneden de çıkartır. FETÖ'yü de Amerika'dan getirir. O hükümet sandalyesine oturtur. Bunun dışında bu soru soran arkadaşlarımın böyle bir başka bir formülleri var mı? Nerede gökten gelen UFO'lar mı AK Parti hükümeti kuracak? Yine Türkiye'den kuracaksınız. Ha, bu demin söylediğim HDP'li, PKK'lı, FETÖ'lü, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Amerika arkalarında var. Bu gerçekçi mi? Sıfır ihtimal. Bakın Vatan Partisi iktidara gelir ama o ihtimal olmaz. Yani çünkü siz Türkiye'ye karşı Türk ordusunu yenerek Ankara'yı ele geçirip Bağdat'ı Amerika'nın ele geçirdiği gibi bir hükümet kurmaya kalkıyorsunuz. Onun altında kalır Amerika. Amerika'nın ona gücü yetmez. Amerika Türk ordusunu yenemez. Hadi gelsin bakalım Amerika Türk ordusunu yensin de CHP ile İYİ Parti ve HDP'yi, PKK'yı Ankara'ya otursun. Yok öyle bir gücü. Ya sen öyle bir gücü olsa çoktan yapar. Yenildi Amerika. Suriye'ye yenilen Amerika. Irak'a en sonunda yenilen Amerika. Bakın 1990'da girdi. 2002'de bir daha girdi. Ama şu anda Irak hükümeti Amerika'ya karşı. Peki CHP'den gelen açıklamaları ne diyorsunuz efendim? Biz Ankara'yı, İstanbul'u kazandık. Başarılıyız. Tamam, gücü yetiyorsa olsun hükümet. Nasıl bir hükümet olacak? Ankara'yı, İstanbul belediyelerini... Yani yerel seçimlerde sizin tabirinize göre, tarifinize göre karşı ittifak bir başarı kazanmış oluyor mu? Bakın, bir başarı yok. Oyları olduğu yerde duruyor. Evet. Başarı, yani bir de başarı olsa bile Türkiye'nin anayasası var falan. Bu bir yerel seçim. Yani evet. Cumhuriyet Halk Partisi oylarında en ufak bir artış yok. Ki HDP, siz de onu köşenizde yazdınız. CHP oylarında bir artış yok. Ama CHP büyük bir tarihi fırsatı çöpe attı. Aslında ekonominin bu kadar kötü gittiği bir dönemde bir büyük başarı kazanması lazımdı. Ama HDP ile PKK ile FETÖ ile yan yana olduğu için atak yapamadı. Onun için işte Ankara'yı kazanmak, Ankara Belediyesi, İstanbul Belediyesi orayı bile kazanamadı. Çünkü belediye meclisleri AK Parti çoğunluğu. Yani bakın orada da daha şimdi o uygulamalara girmedik.
Erdoğan topal ördek benzetmesi yaptı. İşte yani şimdi belediye meclislerinde getirecek diyelim İmamoğlu, getirecek Mansur Yavaş şeyleri, tasarıları. Belediye meclislerinde AK Partili meclis kabul ederse, kabul edilir, edemezse belediyenin başında bürokratları bilmem neyi yönetir, temizlik işçilerini alır çıkartır falan filan. Oralarda bile büyük sorunlarla karşılaşır. Kadro çıkartmak, bütçe yapmak falan. Bunun için yani bugün Ankara ve İstanbul belediye seçimlerini kazanmakla Türkiye'de hükümet kazanmış olmaz. O Cumhurbaşkanı seçimiyle hükümet kazanılıyor. Hatta meclis seçimiyle de değil. Cumhurbaşkanını seçen, seçimini alan hükümet oluyor. Tayyip Erdoğan mı yapacak? Şu anda Tayyip Erdoğan elinde bir koz var. Nedir? Kendisi Cumhurbaşkanı. Hükümeti o kuruyor. Hükümetler artık atanarak kuruluyor. Cumhurbaşkanı hükümeti atıyor. Bu tarihi koz ve yetkiyi Cumhurbaşkanı geniş bir ufukla, ileri görüşlülükle hayata geçirirse geçirir. Geçirmezse kim geçirir? Birisi geçirir. Doğu Perinçek de yapar bu işi. Yani kim yapar diye soruyorsanız ben yaparım. Benim yapacak bilgim, birikimim, tecrübem, uzak görüşlülüğüm, ondan sonra uluslararası itibarım falan var ya, yaparım bunu. Nasıl Silivri Duvarı'nı yıkmaya önderlik ettim, nasıl Ermeni soykırımını yerle bir ettim. Arkamda devlet mevlet olmadan devlet kösteğiyle bunu yaptık. Nasıl Suriye ile, Rusya ile, İran ile, Çin ile, Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesinde tarihi işler yaptık. Buna benzer değil mi? Nasıl FETÖ darbesini nasıl önledik? Kim önledi? Eğer Vatan Partisi Genel Başkanı çıkıp gümbür gümbür o tavrı almasaydı FETÖ darbesi, biliyor onu AK Parti de söylüyor, liderleri de söylüyor. Yani o bizim o gece ilk çıkışı, tarihi çıkışı yapmamız falan. Yani bütün bunlar bizim Türkiye'yi yönetme kabiliyetimizin olduğunu gösteriyor. Yönetiriz biz Türkiye'yi. Yani az oy aldınız, az oy aldık ama yönetiriz. Biz oy almadan Ermeni sorununu çözdük. Oy alanlar hangi sorunu çözdü? Sıfır sorun. Biz oy almadan Silivri Duvarı'nı yıktık. Tarihi bir olay. Türk ordusunu esaretten kurtardık. Oy alanlarda Türk ordusunu oraya hapse attı. Oy alanlar bu ekonomiyi kurdu. Turgut Özal oy alıyordu. Bak ne oldu? Onun ekonomisi batıyor. Yani onun için her şey oy, her şey oy diye bir şey yok. Vatan Partisi oy da alacak. Evet. Efendim Tayyip Erdoğan konusunda, Sayın Erdoğan konusunda bir şöyle bir endişe var. Yani çok geriyor toplumu. Bu nasıl olacak diye şimdi muhtemelen benzer sorular da gelmiştir. Bu oldu mu değişmek zorunda. Yani evet. Mesela bu da bakın çok önemli bir çözüm. O Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı masaya oturduğu zaman ondan sonra eskiden Devlet Bahçeli ile de geriyorlardı. Sonra beraber evet. Olunca ikisi çok güzel bir uyum sağladılar. Şimdi diğer milli hükümetin diğer unsurları liderleriyle aynı masaya oturup aynı sorumlulukları üstlendiği zaman, aynı gemiye bindikleri zaman o geminin menzile ulaşması için çalışacaklar. O zaman o gerginlik masada falan tartışmalarda ve hükümet kararlarında bazı gerginlikler olur ama onları da kimse görmez evet. Ve duymaz. Evet. Ama zaten böyle bir karar alındığı zaman o herkes, o kararı kabul edenler birbirleriyle iyi geçinmeyi ve birbirlerine saygı göstermeyi de peşinden kabul etmiş olurlar. Türkiye bunu zorlayacak. Bunu göreceğiz. Ne kadar süre tahmin ediyorsunuz? Ben 1-2 yıl içinde 2019-2020'nin, en geç 2020'nin Türkiye için bir karar yılı olacağını görüyorum. Buna Tayyip Erdoğan bu süreci anlar, görür, okur ve dirayetli, tarihi bir tavır alırsa o daha da hızlanır bu. Almazsa bu sefer Türkiye seçime gider. Yani bu şeyi, hükümet formülünü, yani zorlukları paylaştıran. Çünkü mesela diyelim Türkiye önemli bir güç muhalefetteyse zorlukları zor paylaştırır. Muhalefetteki der ki efendim halk inim inim inliyor, işte bilmem tasarruf uğruna sen ekmeğinden kısamazsın, çocuk bilmem sokakta kaldı, şuydu buydu falan diyen bir güç olduğu zaman bu zorlukları Türkiye'de paylaştırmak güçleşir. Biz bütün sınıflara, yani sanayici ve tüccarından işçi çiftçisine kadar
zorlukları paylaştırmak mecburiyetinde olduğumuz bir döneme giriyoruz. Bazıları da bana soruyor, ya yine fakir fukara mı çekecek bu şeyi? Hayır, fakir fukaranın sırtından ben kurtarmaya çalışıyorum. Ama fakir fukaraya da sana 5 öküz vereceğim, 10 öküz vereceğim, 20 tane sığır vereceğim, 50 tane koyun vereceğim diyemiyorsun. Atatürk gibi yapmak zorundasın. Atatürk ne dedi? 2 öküzün birini vereceksin dedi. Bakın. Evet. Şimdi, ürkütmeyelim efendim. Bakın. Milleti hazırlamak diye bir görev. Evet. Lider milleti hazırlar. Devlet adamı milleti zorluklara hazırlar. Önünde büyük zorluklar varsa milletin, onu aynı zamanda psikolojik olarak o zorluklara hazırlayacaksın. Mesela Atatürk 19 Mayıs'a geliyoruz. Bandırma vapurundan indi, Samsun'da bir basın toplantısı yaptı. Dedi ki ondan sonra her eve 5 tane öküz veriyorum. Ondan sonra her eve 10 çuval buğday dağıtıyorum. Öyle demedi. Tekalifi milli emirleri Sakarya Savaşı öncesinde Türkiye'yi kurtardı. Kendisi dedi ki bana kanun çıkartma yetkisini vereceksiniz. Meclisten aldı. Tam 10 emri yazdı. Tekalifi milli emirli. Yani milli yükümlülükler emirleri veya kanunu diyelim. O kanun ne? Şiir gibi bir kanun. İstiklal Savaşı'nın amentusu, alfabesi diyelim. Her evden bir çift çorap, bilmem iki öküzü olanın bir öküzü, evdeki çivitti, bilmem neydi, şuydu, buydu. Ondan sonra demirdi, diğer madendi falan. Onları toplayarak evlerden kalktı, askerin ayağına çorabı giydirip, askerin ayağına pabucu, postalı giydirip, ondan sonra sırtına kaputu falan giydirip savaş yapabildi. Yani onun için bugün girdiğimiz dönemde öküz dağıtarak değil, millete zorlukları anlatarak. Tabii bununla oy toplayamazsın. Oy toplayamazsın ama bununla da Türkiye'yi kurtarırsın. Evet. Efendim, sizin erken seçimle ilgili yaptığınız değerlendirme de çok konuşuluyor. Yani şundan işte bazı AK Parti çevrelerinden tepkiler gördü. Eğer Türkiye bir seçime giderse işte bu karşı ittifakın kazanma olasılığını artırabilir mi? Bakın Türkiye'nin seçime gitmemesinin bir tane yolu vardır. Tayyip Erdoğan çıkar, bir milli seferber. Bak, milli seferberlik adını da ilk defa o kullandığı için ben kalkar der ki ben Rus Büyükelçisi öldürüldüğü zaman milli seferberlikten bahsetmiştim. İşte o koşullardayız, bir milli seferberlik hükümeti kuruyoruz der. O zaman Türkiye erken seçime gitmez. Ama hayır, ben işte tek başıma yöneteceğim falan filan, işte koşuyorum, Berat Albayrak'ı da Washington'a yolluyorum, bilmem ne yapıyorum, oraya gidiyorum, buraya koşuyorum, serbest piyasa ekonomisiyle Türkiye'yi kurtaracağım falan derse, Türkiye boğulmayacağına göre, o zaman Türkiye Tayyip Erdoğan'a der ki, arkadaş, Cumhurbaşkanı seçimine gideceksin. Artık sen bu Türkiye'yi yönetemiyorsun. Bu boş batağında ben boğulmayı kabul etmiyorum. Yani onun için ben Tayyip Erdoğan'ın veya öyle bir devrimci bir şeye girecek ki program uygulamaya, o zaman o seferberlik hükümetine ihtiyaç kalmayacak. Ama onlarda o program yok, o kabiliyet yok, o taban yok, o güç yok, hiçbir şey yok. Bir de devrimci yani, program herhalde şöyle. Yani, devrimci ama, program geniş katılımla da yürüyebilir. Yani başka hayır, o geniş katılımı sağlayan diyelim, farazi konuşuyorum, varsayım. Ama böyle bir ihtimal görmüyorum. Yani diyelim o diğer unsurları hükümetin içine almadan öyle bir hükümet uygulaması yapıyor ki işçiyi de, çiftçiyi de, şunu da bunu da kucaklıyor. Ama orada da şöyle bir psikolojik sorun vardır Tayyip Erdoğan ve AK Parti için. Zorlukları nasıl kabul ettirecek? Çünkü işçiyi, çiftçiyi kucaklarken hani nedir? O zorlukları kabul ettirerek, zorlukları paylaştırarak kucaklayacaksın. İkna edemezsin. Evet. Kendin tasarruf yapacaksın en başta. İkna edemezsin çünkü senin hakkında şeyler var. Kanaatler oluşmuştur. Evet. Onun için o kanaatlere meydan okuyarak burada bir hani şunu bir sene, iki sene içinde ben bu kanaatleri değiştiririm. Ama bir iki senelik vakti yok ki Türkiye'nin. Evet. Güven sorunu var galiba. Türkiye'nin bir güven sorunu var. Türkiye'nin de bir iki ay var. Üç ay var. Yani öyle Türkiye'nin önünde
hani ben bu milleti ikna ederim, benim hakkımdaki kanaatler değişir falan. Böyle bir zaman yok Türkiye'nin önünde. Onun için o dar dönemde ve o zorluklarla, daha çetin durumlarla karşılaşmadan esaslı kararlar alabilirse, o Tayyip Erdoğan'ın bir devlet adamı olduğunu gösterir. Yapamazsa o tabii bunun bedelini de ödeyecektir. Evet. Yani siyasi olarak ödeyecek tabii. Evet. Yani başka bir şey konuşmuyoruz. Efendim şimdi istihdam konusu, enflasyon konusu tabii siz yine değindiniz ama yani şimdi tabii özellikle yeni ekonomik programda öngörülen bir istihdam hedefi vardı. Yani biz 2 milyon yeni istihdam hedefiyle yola çıkıldı baktığımız zaman ama sürekli işsizlik oranının büyüdüğünü görüyoruz. Tabii 2 gün sonra yapılacak açıklamada bununla ilgili yeni hedefler belirlenir mi? Ona tabii bakacağız ama bir yandan işsiz sayısının arttığını görüyoruz ve işçi sayısının da arttığını görüyoruz. Şimdi özellikle Sayın Yıldırım Koç'un da bununla ilgili bazı ifadeler vardı. Yani çalışan kesim içerisindeki işçi sayısından bahsediyorum. %60'dan %80'e çıktı. Türkiye'nin neredeyse söyleniyor. Hepsi işçi. Ya. Şimdi bakın ben 25 milyon istihdam yapacağım derim. Bu lafın bir kıymeti yok ki. İstihdam nasıl yapılır? İstihdamın tek bir yolu vardır. Tasarruf yaparsın. Tasarruf dediğim savurganlıktan vazgeçmek değil. Şimdi ekonomik anlamda tasarruf diyorum. Bizim izleyicilerimiz bir kısmı tasarruf deyince aklına hemen Cumhurbaşkanı'nın uçağı, saray falan filan. Yani oralarda savurganlığı önleyerek yapılacak tasarrufun Türkiye'nin şeyine merhem olmaz yarasını. Yani tasarruf dediğim Türkiye'nin ürettiği değerler, yani işçisiyle, çiftçisiyle, sanayisiyle, ticaretiyle ürettiği değerlerin ciddi bir kısmını, diyelim %25'ini, 30'unu şeye ayıracak, yatırıma ayıracak. Yani fabrika yapacak, oralardan istihdam açacak. Ama siz Türkiye 100 üretiyor, bunun 70'ini tüketime ayıracaksınız, 30'unu hizmette, yani yeni yatırıma ayıracaksınız, üretime ayıracaksınız, o 25-30'unu, o zaman ciddi istihdam rakamlarına ulaşırız. İkincisi, istihdamı arttırmak için ne yaparsınız? Dışarıdan artık ben mal alamıyorum, müthiş bir ödemeler açığım var, dövizim yok. O zaman ey Gaziantep, ey Bursa, ey Denizli, ey Kayseri, ey Konya, ondan sonra ey Bursa, küçük orta sanayici, artık siz büyük sanayinin ara mallarını eskisi gibi siz yapacaksınız. Hadi arkadaşlar pasları silin. Freze makinalarını, torna makinalarını falan filan ardiyelerden, depolardan çıkartın, kurun. 10 tane, 20 tane, 50 tane işçi, çırak bilmem ne alın, istihdam yaratalım. Ve aynı zamanda üretimi yükseltelim Türkiye'de ve dışarıdan almayalım. Yani istihdam yaratabilmek için bir tasarrufu arttırmak zorundasınız, yatırıma yönelmek zorundasınız. İstihdam yaratmak için ikincisi, Türkiye'nin bütün üretim kapasitesini, atıl olan, yani şu anda işlemeyen, boş duran, yatan üretim kapasitesini de harekete geçirecek tedbirler alacaksınız. Dolayısıyla maliyet enflasyonunu peşinen kabul edeceksiniz. Yani bir üretim ekonomisine gideceksek IMF'nin öcülerinden bir kere kurtulacağız. IMF nasıl geldi 1980'lerde? Bazı öcüler şey yapar. Efendim enflasyon öcüsü. Bakın ben çok ters şeyler söylüyorum şimdi. Ha, enflasyon kötü değil mi? Öcü değil mi? Enflasyon bu dış ödemeler açığında ondan sonra kaçınılmaz ve öcü. Ama sen bir üretim ekonomisi kuruyorsan, Zonguldak Dağı'nın altındaki kömürü çıkaracak ve Söke Ovası'na, Bakırçay Havzası'na, Adıyaman'a, Iğdır'a efendim pamuk ekeceksen ve Kars, Ardahan, Iğdır'da ve Anadolu yaylalarında, otlaklarında hayvan, sığır besleyeceksen maliyetler artacak. Bu açık yani. Maliyetler... Bunu da katlamamız lazım diyorsunuz. Ya başka çaren evet, yok yani. Evet. Yani onun için enflasyon öcü, enflasyon öcü. Niye IMF bu enflasyon öcüsünü yarattı? Şunun için. Efendim sen ihracat yapamıyorsun. İhracat odaklı ekonomik kurmalısın. Dışarıya satamıyorsun. Niye satamıyorsun? E sen kalkıp Söke Ovası'ndaki pamukçunun pamuğunu alırsan tabii ki iplik ve tekstilini dünyaya satamazsın. Ne yapmak lazım?
O pamuğu üretmeyecek senin pamukçun. Amerika'dan, Yunanistan'dan pamuk gelecek. Daha ucuz olacak. Sen de ondan yaptın. İplikle bilmem ne dünya pazarlarına çıkacaksın. Aynı şey yani Türkiye'nin ürettiği her şey için. Et için de geçerli. Bakın en son örneği Suriye'den patates alıyoruz. Şimdi enflasyonu önlemek için ne yapıyorsun? Nevşehir'deki, Kayseri'deki patatesçiye diyorsun ki arkadaş Güdül'deki patatesçiye ben senin patatesin çürüsün, orada şey yapsın, filizlensin, çimlensin. Ben Suriye'den daha ucuz patates alıyorum. Bu politika mı? O politika Türkiye'yi batırdı. Yani onun için daha ucuz üreteceğim her zaman mantıklı bir şey değil. Dünya piyasalarına Türkiye'yi açarak ucuzlatma çizgisi en sonunda en büyük pahalılığı getirdi. Ve ihracat patlaması değil, ithalat patlaması getirdi. Yani onun için bizim 1980'lerde girdiğimiz ekonominin karşı devrimci felsefesinin ekonomi alanında da çok iyi bir değerlendirmesini yapmak lazım. Bakın bunu yazan, bunu söyleyen benden başka kimse yok. Bu kadar ekonomi uzmanı var. Gazeteler, televizyonlarda çıkıyorlar, konuşuyorlar falan. Bir üretim ekonomisinin maliyet enflasyonu getireceğini, tabii bu da dizginlenir ve en sonunda kontrol altına alınır ve diyelim işçi ücretleri ve memur maaşlarında da belli yükselişlerle belli dengelenmeler sağlanır. Ama maliyet enflasyonuna katlanmadan, bunu göze almadan Türkiye bir üretim devrimi ve üretim ekonomisi kuramaz. İkincisi başka öcüler de var. Efendim nedir? Korumacılık öcüdür. İtalya kahveciliği öcüdür. Aç kapıları, kurtul bu öcüden, değil mi? Veya çürükçalık mal üreten geri teknoloji öcüdür. Geri teknoloji tasfiye edeceksin. Geri teknolojiyi öcü olarak gösterdiler. O zaman ne oldu? İthalata bağlandık ve işte ekonomimiz batıyor. Kendi istihdamımızı yok ettik. Küçük orta sanayimizi öldürdük. İthal ettik onların ürünlerini dışarıdan. Daha ucuz olduğu için ve daha dilimci çağdaş yüksek teknolojiyle üretildiği için. Ondan sonra şimdi ne oldu? O geri teknolojiyi öcü gördüğümüz için şimdi diyoruz ki istihdamı nasıl arttırabiliriz? Yani bu öcülerden Türkiye'nin kurtulması da kitler de öcüydü. Kamu iktisadi teşekkülleri. Bir de kit öcüsü vardı. Kamu iktisadi teşekkülleri öcüdür. Ne yap? Onları kapat. Sat. Sat ama çoğu kapatıldı. Şeker fabrikalarını sat. Efendim Sümer bankları sat, telekomu sat, ondan sonra kömür işletmelerini sat, madenleri sat falan filan buraya geldi. Sekan'ın 7 fabrikasıydı, 7 fabrikası vardı. Şu anda faaliyet duran 2 fabrikası var. Bakın şimdi bu ideolojik iklimi 1980'de yarattılar. Üreticileri kambur ilan ederek Türkiye'de belli bir ideolojik iklim yarattılar. Şimdi biz de onun tam tersi bir ideolojik taarruza geçtik. Üretici baş tacıdır. Turgut Özal diyordu ki köylü kamburdur. Biz de diyoruz ki üretici baş tacıdır. Köylü baş tacıdır. Üreten küçük orta sanayici baş tacıdır. Sanayici baş tacıdır. Hatırlayın 80'lerde o ne yazılardı öyle Turgut Özal'ın tayfası basında hep birden. Ya bu sanayicinin bizim ürettiğimiz mallar mal mı bunlar ya? Bunların yaptığı otomobil 2 metre gitmez. Bunların yaptığı buzdolabının çarkı bozulur. Bunların yaptığı çamaşır makinesinin düğmesi tutmaz falan. Değil mi? Bu propagandalarla Türkiye'yi dışa açtılar ve işte şimdi ne oldu? Türkiye batıyor. Onun için tekrar maliyet enflasyonunu göze alacağız. Geri teknolojiyle üretim olanaklarımızı tekrar harekete geçireceğiz. Bütün bunları yapabilmek için dışarıyla aramıza bir sınırlar, duvarlar koyacağız. Gümrüklerle üreticilerimizi koruyacağız. Kamu iktisadi teşekküllerini tekrar canlandıracağız. Tekrar enerji gibi, ulaştırma gibi temel kritik sektörlerde tekrar kamulaştırmaya gideceğiz. Ve plan yapacağız. Planı yok Türkiye'nin. Plan öncüsü vardı. Evet. Plan da bir öcüydü. Ya plan mı olurmuş? Neymiş plan? Bırakın serbest piyasada, o zaten planın yerine serbest piyasa düzenini kurar diyorlardı. Ya plan yapmazsan işte Türkiye'yi batırırsın. Evet. Şimdi tabii efendim sorular da var. Ben tabii, bir yandan tabii değerli izleyicilerimizin sorularını da sormuş olayım ama öncelikle bir arkadaşları sorayım. Kaç dakikamız var?
Bir reklama gidelim. Gidelim. Arkadaşlarımız hemen uyardı. Aradan sonra hem izleyicilerimizin sorularını soralım. Seve seve. Tabii buyurun hocam. Konuşacağımız konular var. Kısa bir ara daha rica ediyoruz. Değerli izleyenler, çıkış yolu devam ediyor. Sizden gelen sorular var. Tabii. Sayın Perinçek konuğumuz. Buyurun. Efendim, dilerseniz çok kısa ben bir soruları size sormak lütfen istiyorum. Şimdi tabii İstanbul'la ilgili bir tartışma var. Evet. Seçim yenilenir mi? Tabii şu anda esas tartışma oyların tamamının sayılması ile ilgili bir tartışma. Geçerse oylar bir yandan sayılıyor. %90'a ulaştığı söyleniyor. Fark 15 bin. Tamamı sayılırsa fark girer mi? Ya da yenilenme gibi bir ortaya durum çıkar mı? Ve eğer yenilenme talebi kabul edilirse Vatan Partisi'nin tavrı ne olacak? İstanbul'da değil, şu anda izleyicilerimizden sorular gelmiş. Örneğin Ergün Aydın İstanbul'dan sormuşlar kendileri. Binali Yıldırım mı destekleyecek, İmamoğlu mu, yoksa Vatan Partisi yine kendi adayı mı çıkacak? Şimdi benim kanaatim seçim yenilenmez. Hı hı. Yani seçimin yenilenmesi için kanunun da belirttiği çok ciddi gerekçeler olması lazım. Öyle bir şey pek gözükmüyor. Ama yenilenirse yeniden başka partiler girer, başka yeniden bağımsız adaylar konur falan, böyle bir şey olmaz. Eski yenilenmesi demek zaten eski adaylarla ve eski partilerle seçimin yapılması demek. Zorunlu bir durum var. Evet, üç, Vatan Partisi hiçbir şekilde PKK ve HDP ile yan yana gelmez. Bakın, Vatan Partisi'nin kararları var. Amerika ile, PKK ile, HDP ile yan yana gelmez. İki, Vatan Partisi önümüzdeki dönemin iktidarında, milli hükümetlerde, Türkiye'nin vereceği kararlarda söz sahibi bir parti. Onun için Vatan Partisi hiçbir zaman Türk milletin önünde bir seçenek olmaktan vazgeçmez. Onun için yani Vatan Partisi efendim onunla mı işbirliği yapar, bununla mı işbirliği yapar? Bir kere İstanbul Ankara'dan yönetilmez diyen veya seçim faaliyetine Fener Patriği'ni ziyaret ederek başlayan, yani tamamen uluslararası merkezlerin güdümünde olan ve PKK ile HDP ile de açık işbirliği yapan Ankara, yani milli devlet ortadan kaldırmaya yönelik Ankara'dan yönetilmez diyen bir Ekrem İmamoğlu'yla Vatan Partisi'nin yan yana gelme ihtimali yok. Ekrem İmamoğlu, ben PKK ve HDP'den elimi çekiyorum, yanlış yaptım, Türk ordusu Ankara'dan geldi, İstanbul'u kurtardı Mustafa Kemal Atatürk. Tabii milli devlet aynı zamanda Türkiye'deki merkezi otoritedir falan. Bu programa gelecek olursa tabii bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Ama bizim böyle İmamoğlu'yla falan yan yana, PKK'yla yan yana, FETÖ'yle yan yana, Amerika'yla yan yana gelme ihtimalimiz yok. Amerika bugün İmamoğlu'nu açıkça destekliyor. İmamoğlu bir Amerika projesi. İmamoğlu aynı zamanda birçoklarının, Sabahattin Önkibar dahil, aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar, o bile Amerika'nın iktidar projesini destekliyor. Yani aydınlığın bu kadar geniş bir nesebi var. Ondan sonra İmamoğlu CHP içinde bir proje. Yani CHP'nin başına onu getirip, güya onu Cumhurbaşkanı yapmayı planlıyor Amerika. Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdi, beceremedi. Bu sefer İmamoğlu'yla yeni bir atak yapmayı planlıyor. Onun için İmamoğlu olayı... Ya bu Amerika'nın projesi mi diyorsunuz? İmamoğlu çok, ileride... Bağıra bağıra yani, bağırıyor yani. Bakın, İmamoğlu Ankara'dan yönetilmez dedi, İstanbul. Sözcü gazetesi ve Cumhuriyet gazetesi bunu manşet, aynı bu sözcüklerle. Demek ki bir yerden bir kararlaştırılan bir şey var. O konuşmanın içinden cımbızla bunu seçmeleri, her ikisini de bir manşet yapmaları... Proje bu. İstanbul'u Ankara'dan koparacak. Yani Washington'a bağlayacak. Proje bu. İmamoğlu bu. Yani onun için... Peki efendim, bu Yıldırım'ı destekleyeceğiniz anlamına geliyor mu? Onu da söyledim. Dedim ki Vatan Partisi onun bunun destekçisi olmaz. Vatan Partisi Türkiye'nin önünde büyük kararın... Vatan Partisi programına geldi Türkiye. Yani... Vatan Partisi'nin üretim devriminin uygulanacağı bir sürecin eşiğinde Vatan Partisi kendisini Türk milleti önünde bir seçenek olmaktan çıkartır mı? Böyle bir aptallık yapar mı?
Bu aynı zamanda Türkiye'ye karşı bir sadakatsizlik olur. Onun için öyle bir seçim olmayacaktır, yenilenmeyecektir benim gördüğüm. Ama Vatan Partisi önümüzdeki süreçte her zaman Türkiye'nin önünde biricik seçenektir, biricik çözümdür. Çünkü Türkiye boğulmayacak boş batağında ve Türkiye parçalanmayacak. Boğulmayacak ve parçalanmayacaksa üretim devrimi yapacak, vatan bütünlüğünü sağlayacak ve burada da Vatan Partisi hiç kimse bu işi başaramaz. Evet. Şimdi tabii Nesip Aydın Tekirdağ'dan sormuşlar. Seçim güvenliği Nesip, diye. Nesip Aygın, evet. Aykın. Ona da buradan müjdeyi, yani müjde demeyeyim de yarın bir muhtar adayımızdır. Gündüz Mahallesi'nin. Tekirdağ'dan değil mi? Tekirdağ cezaevinin baş gardiyanıydı. Ben 2008 yılında Tekirdağ FETÖ bir cezaevine gittiğim zaman Nesip Aykın oranın baş gardiyanıydı. Ve bana orada dedi ki, emekli olduktan sonra geleceğim Vatan Partisi'ne gireceğim dedi. Ve Vatan Partisi'ne de girdi. Seçim yapıldı Gündüzlü Mahallesi'nde, o şeyin de bulunduğu Tekirdağ FETÖ bir cezaevinin. Seçimde en yüksek oyu aldı. Fakat cezaevinden gelen oylarla 16-18 oyuna geldi. Bir iki oylamını kaybetti. Nesip Aykın da diyor ki, cezaevinde diyor ben bir tane mi oy alamadım diyor. Bir tane bile bana oy yok diyor. Bu ne biçim diyor iş diyor. Yani burada kendisi diyor. Kendisi biraz onu sormuş. Burada diyor bir hile var diyor. Biz bu konunun üzerindeyiz ve yarın bu konuda Yüksek Seçim Kurulu'na bir başvuruda bulunacağız. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru hakkı Vatan Partisi'nindir. Bugün bu arkadaşlarımla bunu konuştum. Bugün müracaat süresi başladı. 3 gündür. Yarın dilekçemizi vereceğiz. Nesip Aykın örnek bir infaz memurudur. Baş memurdur. Yani baş gardiyan diyoruz. Yani infaz memurlarının başıdır. Koca FETÖ cezaevinin orada ondan sonra son derece hukuki hukuku uygulayan ondan sonra mahkumlara falan filan haksızlık ve yanlışları falan filan kabul etmeyen örnek bir infaz baş memurudur. Ve iyi bir aydındır. Vatanına, milletine bağlı. Ümit ediyorum değerlendirir Yüksek Seçim Kurulu ve onun muhtarlık hakkını verir. Evet. Çünkü hakikaten yani mahallede kazanıyor seçimi ama cezaevinden gelen oylar ondan sonra orada bir denetim yok diyor. Bilmem ne diyor. Şeyi de söylüyor. Yani FETÖ'yle de karıştı bu şey diyor. Çünkü ben baş gardiyan olarak diyor onlara teslim olmadım diyor falan. Evet. Hani o taraflarını çok iyi tabii ben bilemiyorum ama güvenilir bir insandır. Öyle diyorsa öyledir yani. Evet. Efendim tabii. Ona da buradan selamlar yolluyoruz, saygılar yolluyoruz. Çok değerli bir insanımız. Çok yani gerçek bir vatanperver ve hukuk insanıdır. Evet. Şimdi şöyle sorular da var efendim. Twitter üzerinden de geliyor bazı sorular. Bir tanesini yine söylemiş olalım. Nejat Karaca sormuşlar. İşte çekilen acıları unutacak mıyız diyor. Yani hangi acılar? Öncesinde şuna dayandırıyor kendisi. Geçmiş dönemde işte yolsuzluk, hırsızlık yapıldı diyor kendisi. Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız. Evet. Bakın Vatan Partisi dışında yolsuzluk mahkemeleri. Acıyı bırakalım. Yani yani kinlerle, intikamlarla, bilmem böyle acılar, macılar edebiyatıyla büyük çözümler olmuyor. Yani, ama Atatürk bile ne yapıyor? 150'likleri yurt dışına çıkartıyor. Padişah bilmem ne falan bile değil mi? Gitmesine engel olmuyor ve yani böyle bir intikamcı tavırlar almıyor. O yüzden Atatürk zaten. Ha. Ama yolsuzluk mahkemeleri kuracağız. Bu yolsuzluk mahkemeleri 3 ayda soruşturmaları tamamlayıp 6 ayda da kovuşturmaları tamamlayacak ve kanun dışı yollardan elde edilmiş servetleri kamu kaynağı haline getirecek. O da Vatan Partisi'nin programında var. Evet. Yolsuzluk mahkemeleri, özel mahkemeler. Evet. Efendim ekonomiden... Diyelim yurt dışına kaçırılmış dövizleri her türlü zecri kararlılığı tedbiri alarak çatır çatır oralardan getireceğiz. Onu nasıl getireceğimizi de biz çok iyi biliyoruz. Onları da söyleyeyim. Yani Türkiye böyle bir sürece girdi. Herkes zaten bunu destekleyecek. Yani beni aç bırakma, ordumu aç bırakma, polisimi
onun güvenliğini sağla, gıda güvenliğini sağla, eğitimi sürdür, sağlığı sürdür. Halk bunu yapmak için halkın, bu kamunun geleceği yaşaması için gereken kararlılığı göster. Önümüzdeki dönemin talebi bu olacak, göreceksiniz. Efendim, ekonomiden devam ediyorduk. Şimdi hemen hemen ülkenin her tarafından haberler geliyor. İşte 1000 kişi çıkarıldı, 500 kişi çıkarıldı, 2000 kişi çıkarıldı. Yani fabrikalarda üretimi kısıyorlar, bir kısmı kapanıyor. Mesela Antep'te ne biçim? Evet, binlerce insanın. 50 bin. İşten çıkarıldığı bilgiler geliyor. Yalnız Antep için söylüyorum. Evet. Şimdi bu iflasların bir kısmı hakikaten kötü yönetilmekten de kaynaklanıyor ama büyük bir kısmı ekonomide izlenen politikaların bir sonucu olaraktan oraya git, o duruma geldiler. Tabii bu gömlekleri. Şimdi bunlara ne yapacaksınız? Mesela bu iflas eden bu işletmelerin ne olacak? Bakın yani, iflas eden işletmeleri kamulaştıracağız. Zaten de adam iflas ettim diyor, ceketimi alıp gideceğim diyor, değil mi? Yani iflas ettim demek o. Ben diyor, bizim problemimiz ne? Ekmek teknesini korumak. Bakın Vatan Partisi'nin önümüzdeki içine girdiğimiz, önümüzde de demeyelim, şu anda içine girdiğimiz süreçte Vatan Partisi'nin temel programı üretim yapısını Türkiye'nin muhafaza etmek ve geliştirmek. Dolayısıyla ekmek teknesini korumak ve geliştirmek. Ekmek teknesi kim? O ekmek teknesinde bir kere işçiler ekmek yiyor. O fabrika kapandığı zaman sokağa atılıyor ve sokakta da bir iş bulma şansı yok. Ama ben sırf oradaki işçi açısından düşünmüyorum. O işleyen, üreten makine bir şey üretiyor, değil mi? Fabrika, makineler bir şey üretiyor. Sen o iflas ettiği ve kapandığı zaman o fabrika, bunun yerini dışarıdan almak zorunda kalacaksın. Onu da alacak dövizin yok. O zaman o fabrikalar kapanmayacak. Onun için o ekmek teknesini korumak, Türkiye'nin üretim yapısını korumaya yönelik politikalar geliştireceğiz. Kaldı ki o üretimi yapmadığın zaman Türkiye'nin geliri de düşüyor, değil mi? O üretim sayesinde diyelim, gayri safi milli hasıla o ülkedeki üretimlerin toplamı. Siz o fabrika kapandı, bu fabrika kapandı, bu fabrika kapandı. Türkiye'nin maden üretimi, demir üretimi, sac üretimi, ondan sonra makine üretimi, takım tezgahları üretimi, motor üretimi, cıvata üretimi, bilmem ne üretimi. Onlar düştüğü zaman Türkiye daha da fakirleşiyor ve yoksullaşıyor. Çünkü o üretim, şöyle düşünmeyin, o üretim o sanayicinin, o fabrikatörün değil. O üretim bütün Türkiye ekonomisini besliyor. İnsanlar o üretim sayesinde ekmek yiyor. O şeyler, bankalar vesaire o üretim sayesinde ayakta kalıyor. Çarşılar o üretim sayesinde yaşayabiliyor. O üretim sayesinde oradan ücret alan, maaş alan gidiyor bakkaldan, marketten, şuradan, buradan, kasaptan. Şeyden, manavdan alışveriş ediyor, manifaturacıdan, tuhafiyeciden falan. Onun için üretim teknesini korumak kadar bugün, ekmek teknesini korumak kadar önemli bir şey yok. Daha doğrusu odağında bulunan, Vatan Partisi'nin programının odağında bulunan bu. Şimdi bu korumanın ayakları kim? Bir, işçi. Çünkü üretimi yapan o işçi. İki, o üretimi örgütleyen falan memurlar ve başında bulunan patron. Üç, devletsiz o üretim teknesini artık ayakta tutmak mümkün değil. Bakın birdenbire burada devlet gereği ortaya çıkıyor. Yeni bir tablo. Yani devlet iflas eden ama makinesi var, üretim yapan bir elimizde işletme var değil mi? Fabrika var. Ama devlet buraya bir destek vermeden o fabrikanın üretimi sürdürmesi mümkün değil, iflas etmiş. Yani oradaki makine bütün şeyi, sermayesi, makine, edevat, alet vesaire çöp haline gelecek. O zaman bir tek çare kalıyor. Orayı kamulaştıracağız. Ama öyle kamulaştıracağız ki diyelim %50'sini, Vatan Partisi'nin çözümü bu. Bakın buradan bütün işçi sınıfına ve sanayicilerimize buradan ilan ediyorum ve oralarda çalışan memurlarımıza da ve Türkiye'ye de ve Türk milletine de ve halka da. %50'sini kamu alacak diyelim, kamulaştırdığı zaman %45'ini işçilere paylaştıracak diyelim, orada 4500 işçi var, her işçiye 4500 bölü 45 bir pay düşecek,
pardon, fabrikaya ortak edeceksiniz. Fabrikayı diyelim işçilere çeşitli emeklerine göre, ondan sonra emeklerinin niteliklerine göre kıstaslar koyup işçiyi fabrikaya ortak edeceğiz. %5'ini de diyelim sermaye sahibine verebiliriz. Eğer ben ceketimi çıkarıp gidiyorum arkadaş, ben burada işim bitti demiyorsa, bize lazım çünkü o da. Bir üretim tecrübesi var ve bir de manevi bağları var. Oranın üretiminin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için ona da ihtiyacımız var. O zaman ne olacak? Bir sorumluluk paylaşımı olacak. Yani kamuyla, işçi arasında ve o fabrikanın sahibi arasında bir sorumluluk. Hangi sorumluluk? Ya bu ekmek teknesini yaşatalım. İşçi sanayiciyle kavga etmeyecek. O fabrika hepsinin ve işçi hangi derdi üstlenecek? Aman bu fabrika yaşamaya devam etsin. Yani piyasadan ham maddesini alsın. Ondan sonra burada beraber çalışalım, üretelim ve piyasalar bulalım, mallarımızı satalım. Yani işçiyi birdenbire fabrikanın ortağı olarak, sahibi olarak oradaki üretimi geliştirme çizgisine sokacak. Sorumluluk, omuzuna sorumluluk yükleyecek ve başka türlü de karnını doyurması mümkün değil. Kamu da orayı kamulaştırmış. Kamulaştırırken bir sermaye koymak zorunda. Çünkü iflas ettiğine göre o bir sermaye katkısıyla ayakta kalabilir. Ama oradaki üretimle kamu o koyduğu sermayeyi geri alma, hatta bir süre sonra koyduğu sermayenin ötesinde kamuya yeni gelirler elde etme şansına kavuşacak. Sermaye sahibi de ondan sonra tamamen ceketini alıp gitmek ve her şeyini kaybetmek yerine orada yine hatıraları olan, inatları olan, amaçları olan manevi değerler vardır. Babadan kalma, şudur budur falan. Aile, ocak, o değerlerini kaybetmeden yeni bir ufuk, yeni bir amaç kazanmış olacak. Onun için kamulaştırma biricik çözümdür. Ha, öbür çözüm nedir? O sermaye sahibine havadan para verirsin, iflası önlemeye çalışsın. Bunu da yapması mümkün değil. Diyelim Türkiye'de 100 tane işletme iflas ettiyse AK Parti iktidar veya kimse iktidarda, Vatan Partisi dışında kimse kalkacak, kendi adamı olan 5 tanesini kurtaracak, 95 tanesi batacak. O zaman Türkiye'nin ekonomik üretim temeli büyük bir tahribata, yıkıma uğrayacak. Onun için burada kamulaştırma dışında bir çözüm gözükmüyor. Kamu kaynağı var mı? İşte kamu kaynaklarını da üretimi devam ettirmeye bu amaçla kullanacağız. Ya kamu kaynaklarını da bu amaçla yaratacağız. İkincisi, işçi vesaire bütün millette bu amaçla zorlukları paylaşacak. Yani burada işsizle üretim, işsizle şey arasında, işçiler arasında bir seçime mecbur kalmayacağız. Yani işsizleri feda edelim ve işsizleri arttıralım. Ama işçilerin maaşlarını da şu kadar, ücretlerini de şu kadar yükseltelim. Eğer onu yaparsan kamu kaynaklarını yalnızca çalışan bir kısım işçiye ayırmış oluyorsun. Ama işsizlere istihdam olanağı sağlamak ve mevcut üretim kapasitesini sürdürmekten vazgeçiyorsun. Onun için burada da bir paylaştırma meselesi var. İşsizlerimizi çoğaltacağımıza, işçilerimizin bir kısmı bir süre hayatında belli sınırlılıklara katlanacak. Bunlar matematik. Onun için Türkiye'nin şöyle bir çözümü yok. Gideceksin fabrikanın kapısına, ondan sonra oradaki çaresiz işçiyi, patronuna, bilmem sanayiciye, bilmem neye karşı kışkırtacaksın, ikisini birbirine kavga ettirecek. Böyle bir çözüm yok. Böyle bir çözümün arkasından gidecek işçi de yok. Onun için Türkiye'de tek bir çözüm vardır. Kamu bir ayak, işçi bir ayak, esas büyük ayak, gövde diyelim. Hatta işçi gövde ve ayaklar, kamu bir el, bir el de diyelim işveren veya sanayici diyelim, işletmenin sahibi. Bu üçünü birleştiren ve üçünü aynı Türkiye amacına yönlendiren bir çözüm bizim kamulaştırma çözümümüz. Çünkü orada hepsini sorumluluğa ortak ediyorsun ve birbirlerine kavga etmek yerine o ekmek teknesini yaşatmak. Şimdi kavga ettiğin zaman fabrika iflas edecek, işçi sokağa atılacak,
Sen ne kazandın ey işçi? Diyelim şeyde olan, alacağın olan 5000 lirayı aldın. Ama sokağa atıldın. Hiçbir işçi bunu istemiyor. Herkes diyor ki ya tamam 5000 lira alacağım mı var benim bu fabrikadan? Tamam alacağımı biraz erteleyelim. Bu fabrika çalışsın, üretsin ki hem alacağımı versin hem de bana ücret vermeye devam etsin. Evime ekmek götürün. Yani eve ekmek götürme programını uygulayacağız. Bu programı uygulamak için de bu işe kamunun müdahalesi, devletin müdahalesi şart. Onun için biraz evvel dedim, işverenler ya da sanayiciler, tüccarlar falan şunu söylemeye mecbur. Ey devlet, müdahale et. Serbest piyasa olsun, devlet elini ayağını çeksin değil. Bunu söyleyecek bir tane sanayici bulamazsınız. Hani getirin şöyle oturtun sanayicilerimizi. Sabancı'yı, Koç'u, Eczacıbaşı'nı, diğerlerini falan. Bütün bildiğimiz sanayicileri. Hepsi size şunu söyleyecek. Aman devlet müdahale etsin. Aman devlet bizi bu bataktan kurtarsın. Biz iflas ediyoruz. Borç batağında boğuluyoruz. Fabrikalarımız kapanıyor. Bizi buradan kurtarsın devlet. Nasıl kurtaracak? Sizin üçünüzü kurtarıp 97'sini batırmak bir program olur. O üç kişi de diyelim iktidara en yakın onun çevresindeki 3-5 adam olur. Biz ise yüzün yüzünü kurtaracak. Yani 250-300'ün üzerinde yani küçük orta boy sanayicinin üzerindeki 300'ün üzerindeki bütün fabrikalar için ve üretim yapan her şey için bütün işletmeler için geçerli bir çözüm öneriyoruz. Kaynağı nereden bulacaksın? İşte kaynakları buralara seferbereceğiz. Ha, dışarıdan da bulacağız. Nasıl bulacağız? Çin'in elinde 4 trilyon dolar rezerv var. Efendim onun bir kısmını getirirsin. Bu iflas etmek durumunda olan ama fabrikası içinde makinesi, teçhizatı, donanımı, sermayesi olan fabrikayı dersin ki gel arkadaş bu fabrikayı ortak ol beraber burayı götürelim. Ondan sonra sen de kazan, Türkiye de kazansın. Bunları da buradan Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Rusya'ya, bilmem nereye ihraç edelim. Bunu bir tek Vatan Partisi yapabilir. Onun için Vatan Partisi kuramazlar diyorum. Sen Suriye ile dalaşarak, efendim Rusya'ya güven vermeyerek, Çin'e güven vermeyerek, efendim Çin zulmü bilmem ne diye senin Isparta, Uşak valilerin bir takım terörist başlarını alıp onlarla fotoğraf çektirdiğin zaman bu programı uygulayamazsın ki. Uygulayamaz Tayyip Erdoğan'lar. Ben Çin, daha yeni Çin yöneticileriyle 28 Şubat'ta beraberdim. Birinci konuşmacı olarak 40 partinin içinde 400 delegenin içerisinde birinci konuşmacıydım uluslararası konferansta Urumçi'de. Daha yeni onlarla konuşup geliyorum. Sen efendim Urumçi'de bilmem Türkistan'da terörist oraya yollayıp onları destekleyip Çin'in içini karıştıracaksın. Ondan sonra da Çin'e Berat Albayrak'ı yollayacaksın. Berat Albayrak da diyecek ki abi ne olur bize ondan sonra 3-5 kuruş ver de bilmem gel beraber üretim yapalım. Ya yapabilir misin bunu? Hangi devlet bunu kabul eder? Ya sen benim ülkemdeki teröristi destekliyorsun. Uşak valin, Isparta valin onları kabul ediyor. Senin Anadolu Ajansı'nın devamlı Çin zulmü bilmem ne diye yayın yapıyor. Bu politikalarla, onun için Tayyip Erdoğan bu politikalarla bu borç batağından Türkiye'yi çıkartamaz. Aynı şekilde evet Rusya'ya gidiyorsun falan filan ama Rusya ile biz de konuşuyoruz. Suriye ile İran'la konuşuyoruz. İşte 3 gün sonra heyetimiz İran'a gidiyor. İran liderleriyle de görüşecek. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Tugay Şen 3 gün sonra İran'a gidiyor. Hepsi bize güvenmiyoruz diyorlar. Biz o güveni sağlıyoruz Türkiye uğruna. Efendim, ama son yani buradan şuraya geliyorum. Yani evet. Ekonomik çözümlerle dış politikanın da sımsıkı birbiriyle birleştiği bir noktadayız. Bunları düşünmeyen bir hükümet Türkiye'yi buradan çıkartamaz. Son reklam aramız efendim. Kısa bir aramız var. Ardından kesintisiz devam edeceğiz.
Değerli izleyenler, çıkış yolu devam ediyor. Sayın Özçelik'le birlikte Sayın Perinçe'ye sorularımızı soruyoruz. Şimdi efendim, sizin ekonomiyle ilgili ifadelerinizden sonra şimdi sosyal medyada yine bir soru geldi. Sayın Perinçe, bu sistemde özel girişimcinin yeri neresidir? Yani iflas etmemiş, iyi kötü üretim yapan sermayedarın da elinden işletmesi alınacak mı? Sistem karma ekonomi sistemi mi olacak? Yoksa üretim tamamen devletin mi? Üretim yapan sermayedarın elinden işletmesi alınır mı? Bu Türkiye'nin intiharı olur yani. Üretim yapıyor. Türkiye'nin biz üretim yapısını korumaya çalışıyoruz. Üretim yapan, ona ayrıca bir madalya, bir plaket vereceğiz. Şaka yapıyorum ama destekleyeceğiz onu. Yani biz üretim ekonomisi kurarken bir karma ekonomi ve başarıyla işletmesini ayakta tutan sermaye sahibinin elinden onu alır mıyız? Onu kim yapar? Solculukla, molculukla ilgisi olmayan zibidi takımı yapar. Onlar da zaten iktidar olamaz. Onlar hiçbir zaman dünyanın hiçbir yerinde iktidar olmamışlardır ve olamaz. Ne Rusya'da iktidar olabilmişlerdir, ne Çin'de iktidar olabilmişlerdir, ne Kore'de, ne şurada, ne Vietnam'da, ne burada. Hiçbir yerde onlar iktidar olamaz. Tabii ki o üretim yapan işletmelerimiz çalışmalarını sürdürecek ve onu destekleyeceğiz. Yani onların üretimlerini ayakta tutmak, istihdamlarını geliştirmek, ondan sonra onların ürettiği mallarla dış piyasalarda döviz kazanmak veya iş piyasanın taleplerini onlar sayesinde karşılamak, zaten o felsefeyi başından beri onları koruyacağız diyorum. Gümrükle koruyacağız, teşvikle koruyacağız, elimizdeki imkanlara göre banka ucuz krediyle koruyacağız vesaire. Onları koruyacağız ve destekleyeceğiz. Onlar bizim Türkiye'yi önümüzdeki dönem onlarla kol kola girerek ve onlarla aynı zamanda çalışan işçi sınıfı, emekçiler, üreticiler arasındaki uyumları sağlayarak ve onların da o üreticilerin, o emekçilerin hakkını, hukukunu tanımasını sağlayarak, o dengeyi kurarak, yani zorlukları paylaştıracağız diyoruz ya. Onun için burada böyle efendim onu ona vurdur, bunu buna kırdır, Türkiye'nin önünde o tür girişimlere kimse yüz vermeyecektir. En başta da işçi sınıfı yüz vermeyecektir. O işçinin bütün meselesi ne olacaktır o gün? Ya aman arkadaş, bu fabrika kapanmasın, ben çocuğuma ekmek götürmeye devam edeyim. Bakın, Türkiye'de 1 milyon olan kadın işçi 4,3 milyona çıktı. Bu müthiş bir olay. Yani kadın işçi sayısı Türkiye'de 1 milyondan 4 misliden fazla arttı. Bu aynı zamanda bir modernleşme, bir laikleşme, kadının ekonomi hayatına girmesi, toplum hayatına girmesi, kadın erkek eşitliği, kadının kişiliği vesaire. Böyle bir süreçte fabrikayı kapa, bilmem ne, o kadınları al tekrar eve tık ve orada da aç kalsın. Onun için o sanayimizi ve üretim yapan, istihdam sağlayan bütün işletmelerimizi destekleyeceğiz. Gümrüklerle, yani politikalarımızla da destekleyeceğiz, sermayeyle de destekleyeceğiz. Efendim, baştan beri yani ekonomiyle ilgili olaraktan çizdiğiniz programda ana hatlarıyla anladığım kadarıyla şöyle bir şey var. Bir, siyasi anlamda milli bir hükümet, üretim anlamında da toplumun, mesela sanayicisinin, işçisinin, yani toplum kesimlerinin de ortak birlikte hareket etmesi, onlar içerisinde bir uyum olması. Bunun için mesela önümüzde bir kriz var, bu krize karşı böyle bir politika geliştiriyorsunuz. Tahminen mesela bu süreç ne kadar devam eder? Yani çok daha ileri mi yoksa? Bir süre iyi yönetilirse daha kısa sürer. Ama kötü yönetilirse bocalamalar, sallantılar, o kargaşalıklardan geçerek yine yolunu bulur ama uzun sürer. Yani işte Vatan Partisi onun için önümüzde Türkiye'ye gerekli. Ve tabii burada büyük üretici hareketleri, emekçi hareketleri olacak. Ve bu Türkiye'ye sağlık getirecek. Ve aynı zamanda Türkiye'nin çözümünü emekçi hareketleri, üretici hareketleri açacak. Anahtar görevi yapacak. Çünkü eğer AK Parti, demin söylediğimiz o devlet adamı, devlet siyaseti o yola girmez. Ondan sonra önündeki tarihi süreci görmez. O tarihi sürece meydan okuyan tavırlara girerse onu emekçi hareketi, üretici hareketi hizaya getirecek. Ama tabii orada da o üretici hareketini yönlendirmek isteyen Amerika gibi
Ondan sonra terörist falan unsurlar, onlara hiçbir hayat yok. Yani bu üretici hareketinin başına ne Amerika geçebilir, ne efendim onun içinde PKK etkili olur. Bakın o üretici hareketine PKK giremeyecek. Çünkü işçi biliyor, emekçi biliyor o PKK'yı arasına aldığı zaman çıkmaza gireceğini, ondan sonra bir hedefe ulaşamayacağını biliyor. İşçinin derdi nedir? Ekmeğini sağlamaya devam etmek, evine götürmeye devam etmek. Peki o PKK'nın ve onun yanındaki sahte solcu falan filan o takımın derdini, onlar da millet birbirine kırdırıp zorup kan bilmem ne falan filan götürüp Amerika'nın müdahale edeceği ortamlar hazırlamak. Onun için onlar dışlanacak. Burada da Vatan Partisi'nin önderliği son derece önemli ve belirleyici olacak. Üretici hareketi Türkiye için önümüzdeki dönemde bir anahtardır ve Türkiye'nin kurtarıcısıdır üreticiler. Önümüzdeki kurtarıcıyı söylüyorum. Üreticiler kurtarıcı, üreticiler baş tacı. Üreticilerle Türkiye hedeflerine ulaşacak. Onun için örgütlü, bilinçli, programı olan, siyaseti olan bir üretici hareketi çözümdür. Ve o üretici harekette yani diren arkadaş bilmem neyle gaza getirerek onları başarıya ulaşmaz. Siyasi çözümler üreterek, bir milli hükümet talebiyle, üreticilerin milli hükümeti talebiyle ve aynı zamanda üreticilerin, emekçilerin günlük maişetlerini, geçimlerini ve hayatlarını kurtarmak, korumak gibi taleplerle o hareket yürüyecek. Yani hem ekonomik talepler hem siyasi talep. Zaten siyasi talebi olmazsa o üretici hareketinin başarı şansı yok. Yani iflas eden bir fabrikada eğer siyasi bir talep yoksa, yani bir üreticilerin milli hükümeti diye bir taleple o emekçileri harekete geçiremezsen, o emekçiler en sonunda ortalıkta perişan olurlar, işlerini de kaybederler. Hatta bir de aralarına böyle PKK'sı, MKK'sı, sahte solcusu girip bir de onları diyelim hapse tıktırırlar. Bunlar olmayacak. Çünkü işçi akıllı, işçi olgun. Türkiye'nin işçi hareketinin dünya çapında tecrübeleri var. 89-90 baharı var. Kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirmelerine karşı o tekellerin, telekomların, madenlerin, sümer bankların, kömür işçilerinin yürüyüşleri var, mücadeleleri var. Büyük bir geleneğimiz var. Hatta bu rakamlara baktığımız zaman diyelim son 20-30 yılın 1990'dan bu tarafa alırsak diyelim 29-30 yılın 89 baharından bu yana dünya tarihinde Türkiye en kitlesel ve en önemli işçi hareketinin olduğu 2-3 ülkeden biridir. Belki de birincisidir dünyaya baktığımız zaman. Onun için bu tecrübeli ve olgun işçi hareketiyle çiftçilerimizde de vatanseverlik var, sağduyu var. Yani sen çiftçinin, işçinin arasına vatan düşmanlığını, bölücülüğü, kırıcılığı, vuruculuğu sokamaz. Orada doğal liderlik akıldır. O aklı da Türkiye'de aklı, birikimi, tecrübeyi, başarı hedefini Vatan Partisi temsil ediyor. Yani işçi başarıya yönelik bir mücadele yürütür. Yoksa eylem yapmak için eylem, vurmak, kırmak için eylem. Onlar böyle o işçi hareketine düşman kuvvetlerini sızdırmak istediği bir takım oyuncak güçlerdir. Ve onların hiçbir etkisi olmayacaktır. Yani onun için tekrar geliyorum, Türkiye'nin önünü açacak güç üreticilerdir. Üreticilerin milli hükümeti de bu üretici hareketinin omuzlarında gelecektir. Bekliyor evet. Musunuz efendim geniş bir kitlesel önümüzdeki dönemde? Tabii. Kaçınılmaz. Yani onun olmaması mümkün değil. Yani bu kadar önümüzdeki tabloya bakıyoruz. İnsanları işlerinden at, çiftçi tarlasındaki şeyi toplayamasın, ürünü, domatesini. Şimdi siz Gazipaşa'dan geliyorsunuz. Salatalığını toplayamıyor, domatesini toplayamıyor. Rusya zeytini... krizi sırasında yaşananlar var. Evet. Bugün de önümüzde o tür sorunlar var. O insanlar tabii ki, ama nedir, onlara güvenelim. Onlar Türkiye'nin sağduyusunu, aklını, vicdanını ve son derece makul emekçi taleplerini temsil ediyorlar. Ve çıkış onlarda. Eğer onlar zaten pes eder, teslim olursa, o onların sırtına vurduğun zaman bu krizin ağır yüklerini, oradan Türkiye çok ağır sancılara doğru gider. Orada çıkış yolu yok. Evet. Onun için diyoruz zorlukları paylaştıran hükümet. Onun için. O zorlukları paylaştırmak önümüzdeki dönem iktidarının
tarifidir, maharetidir, hüneridir, tecrübesidir, birikimidir, karakteridir ve bu millete en büyük vaadidir. Bakın hiç Vatan Partisi bu süreçte, arkada kalan seçim sürecinde işte sorular soruluyor falan, oy toplamak için şunu vereceğim, bunu vereceğim, bilmem, yalan söylüyorlar dedik. Yalan söylüyorlar. Hepsi yalan söyledi. Yani bu sistem partilerinin hepsi Vatan Partisi'nin dışında yalan söyledi. O solculuk adına çıkan o şey gruplar da, oyuncak gruplar da hep yalan söyledi. O solculuk değil. Ne var? Önümüzde zorluklar var. Devlet adamlığı o zorlukları millete anlatmak, millete hazırlamak ve ki düş kırıklığına uğramasın ve o zorlukları yenerek Türkiye buradan çıkacak. İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi. Veya Atatürk Çanakkale'de Araburnu'nda ölmeyi emrediyorum diyor. Hadi bakalım o askere şunu mu diyor? Size efendim dondurmalı pasta ikram edeceğim. İşte bilmem çok güzel kebap yiyeceksiniz. Onu mu diyor Atatürk? Ne diyor? Ölmeyi emrediyorum diyor. İşte yani zorlukların eşiğinde olan o asker. Hatta biz bu şeyde önümüzdeki süreçte ölmeyi falan emredecek değiliz. Ama yani devlet adamlığı bu. Kurtarıcılık bu. O çok önemli. Ve efendim bunu yapmazsan halk senin peşinden gitmez falan filan. Bunu yaptığın için gider. Bakın önümüzde kim yükselecek? Vatan Partisi. Zorlukları paylaştırdığı için, üreticileri birleştirdiği için ve üreticilerle, devletle, sanayiciyle, yani hem sanayici olarak hem emekçi olarak, işçi olarak üreticiyi devletle buluşturup bu ortak çözümleri ortaya koyduğu için bizim Profesör Semih Koray, benim çok değer verdiğim arkadaşım, mükemmel bir konuşma yaptı dün Merkez Karar Kurulu'nda. Bu şeyi anlatan, yani bu uyumu anlatan, önümüzdeki gelen sürecin programı bu. Yoksa atarak, tutarak, kışkırtarak çözüm yok. Zaten işçi de makul, akıllı, kendisini başarıya götürecek bir önderliğin peşinden gider. Maceranın peşinden gitmez, onu çok iyi bilir. Çiftçi de öyle. Son bir dakikamız efendim. Evet. Eklemek istedikleriniz varsa onları da en güzel kapatış bu oldu. Evet. Üretici baş tacı, üretici kurtarıcı. O güzel sözümüzü tekrar edelim. Kul sıkışmazsa, dara düşmezse Hızır yetişmez. Şimdi kul dara düştü, Hızır yetişiyor. Hızır Vatan Partisi, çözüm geliyor. Hızır aynı zamanda üreticiler ve o üreticilerin önünde yürüyen, onlara önderlik eden, onların aklını, vicdanını ve insani hedeflerini temsil eden Vatan Partisi. Onun için şimdi Türkiye kul dara düştü, Hızır gibi. Onun için biz o dara düşme, sıkıntılar, üzüntüler, acılar, sancılar yönüne bu sürecin dikkat çekmiyoruz. Çünkü oradan bir çıkış oluyor karamsarlıktan başka. Biz buradan Türkiye'nin büyük umutlu bir çözüm üreteceğini ve tekrar Kemalist devrim rotasına, yani piyasasını, vatanını koruyan, üreticisini destekleyen, üreten, üret arkadaş diyeceğiz. Bakın önümüzdeki dönem sloganımız üret arkadaş, üret çiftçim, üret işçim, üret sanayicim. Çıkacağız, milleti böyle seferber edeceğiz, ayağa kaldıracağız, devlet adamı böyle konuşacak. Üret arkadaş diye devlet adamı bu millete seslenecek. Sayın Perinçek, teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Sayın Özçelik'e de yine teşekkür edelim. Değerli izleyenler, çıkış yolunun sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, iyi geceler. Geçmişteki yakın geçmişteki... Devrimle kurduk biz bu cumhuriyeti. Bir Türkiye gemisi, bir Amerikan gemisi ama... Türk milletinin mantığa çıktığı önü... Ben yere atar ve onu çiğnerim. Çiğniyorum burada. Bölgedeki bu yangın, Irak'taki... Türkiye'yi dinlenenler değil, üretenler üretiyor. Birleşen...